Merhabalar, ben Nile Örnek. Yeni bir şeyler öğrenmeye merakla herkesin ilgisini çekeceğini düşündüğüm Nasıl Olunur adlı podcast serime hoş geldiniz. Bu seride mikrofonu mesleklerini ustalıkla icra ettiğini düşündüğüm insanlara yöneltip onlara aynı soruyu soruyorum. Nasıl olunur? Bu bölümde konuğum Orta Doğu Teknik Üniversitesi yani ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü Bölüm Başkanı, öğretim üyesi ve yazar Profesör Doktor Ebru Boyer. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ebru Hanım'ı ben başka bir podcast'ten çaldım. Malum nereden başlasam var. O da Storytel'le birlikte yapılan bir podcast. Can Kozanoğlu'yla Mirgün Cebas yapıyorlar. Orada Ebru Boyar'la bir program yaptılar. Osmanlı İstanbul'unun toplumsal tarihi üzerine ve 20-25 dakikalık onların programları. Biraz daha uzatmışlar o bölümü ama... Yani dinledim, tekrar tekrar dinliyorum ve bayıldım. Dedim ki Ebru Hanım'a ben de konuk etmeliyim. İlk önce o kitabı okumalıyım. Aslında İngilizce yazılmış bir kitap. İş Bankası Yayınları'ndan çıktı. Ebru Boyer'la Kate Flett aslında İngilizce yazıyorlar dediğim gibi. Serpil Çağlayan da çeviriyor. Osmanlı İstanbul'un toplumsal tarihi. Hakikaten şahane bir kitap. Herkese okumasını tavsiye ediyorum. 432 sayfa ama 900 sayfa etkili bir 432 sayfa. 68 sayfada kaynakçası var. Böyle onlar belirli bölümlere ayırmışlar. Ebru Hanım'la şimdi bunları konuşuruz. Yani mesela korku ve ölüm var. Refah, tüketim, saray ve halk, bahçeler, mesireler, piyasa gezmeleri, hamamlar, fetih gibi bölümleri var. 19. yüzyıl ayrı anlatılıyor. Ama... Bu bölümlerin içinde katman katman bölümler. Biz önden Ebru Hanım'la konuşurken ben dedim ki ya bir gazeteci olarak öyle editörlüğünde olsam çok fazla ara başlık koyardım. Çünkü çok katmanlı. Yani bir pastayı görüyorsunuz bir bölümü ama içi kat 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 gidiyor. Onlarca parçaya ayrılabilir. Biz akademisyenler de böyle severiz dedi Ebru Hanım. Hakikaten çok güzel bir kitap. Şimdi yavaş yavaş başlayalım mı? Başlayalım. İlk önce sizden başlayalım. Biraz sizin eğitim hayatınızdan, çocukluğunuzdan, anne babanızdan, bu araştırma tutkusu nereden geliyor? Tarih merakı nereden geliyor? Öyle başlayalım mı? Tamam, olur. Teşekkür ederim tekrar. Aslında ben Samsun Ladikliyim. Ladik'i çok fazla bilen olmaz. Samsun'a 80 kilometre içeride bir ilçe. Orada ilkokulu okudum. Mahalle ilkokulu. 100 metre evin yakını ilkokulu. Gidiyorsunuz, geliyorsunuz. Orayı bitirdikten sonra Samsun Anadolu Lisesi'ni kazandım. 80'lerin ortasından bahsediyoruz. O dönemde Anadolu Liseleri enflasyonu yoktu. Samsun Anadolu Lisesi Karadeniz'de sayılı Anadolu Liselerinden bir tanesi. Anne ve babam da ilkokul mezunu fakat eğitime çok önem veriyorlardı. Yani kendi alamadıkları eğitimi çocuklarını okutmak için kullanmak istiyorlardı. O yüzden Ladik'teki düzeni bozdular, Samsun'da ev açtılar. Samsun'a gittik. Erkek yatılısı var Samsun Anadolu Lisesi'nde ama kız yatılısı yok. 7 sene boyunca Samsun Anadolu Lisesi'nde çok iyi bir eğitim aldım. Ve tabii bu Anadolu Liselerin o zamanki eğitimi eşitleyiciydi. Yani kasabadan da gelseniz, Samsun'un ortasında da otursanız bir şekilde size eşitliyordu. Ve o eğitim sayesinde de 93 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne, Uluslararası İlişkiler Bölümüne girdim. Ve o tarihten itibaren de zaten siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler derken zaten liseden hatta ilkokuldan itibaren tarih edebiyat ilgim vardı. Daha sonraki süreçte de işte yavaş yavaş tarihçi olayım. Yani çünkü tarihçi olmak için başlamadım ama tarihçi oldum ve şu anda soranlara ben tarihçiyim diyorum artık. 20 sene sonra. Bu arada ne kadar ODTÜ'lüsünüz gerçekten hani düşününce. Evet öyle. 1993 yılında girdim ben. O dönemde uluslararası ilişkiler bölümleri Türkiye'nin en popüler sosyal bilim bölümleri. Yani hani iyi bir eğitiminiz varsa herkes uluslararası ilişkiler bölümlerine girmeye çalışıyordu. Hukuk, siyaset bilimi, kamu yönetimi bölümler daha sonra geliyordu. Herhalde onun da tabii etkisi var ama ben diplomat olmak istedim çokça. Tabii 90'lı yıllar dünyada değişimin olduğu yıllar. Soğuk savaş bitmiş, işte yeni bir dünyadan bahsediliyor. Bir yandan Balkanlar'da karışıklıklar, diğer tarafta işte Orta Doğu, Körfez Savaşı vesaire derken aslında çok hareketli bir dünya var karşımızda. Böyle değişimin olduğu dünyada ister istemez siz de ona ayak uyduruyorsunuz. Ve ben de bölüme girdim, diplomat olacağım dedim ama birinci senenin sonunda ben akademisyen olmaya karar verdim.
O dönemin şartları da işte ulusal kimlik, Balkanlar, Orta Doğu vesaire çokça hepimizin kafasında olan şeylerdi. Dördüncü sınıfa geldiğimde lisansta ben Orta Doğu, özellikle Kuzey Afrika çalışacağım dedim. Hala Osmanlı tarihi yok. Ve hatta yüksek lisans tezimi de Cezayir Ulusal Kimliği inşa süreci üzerine yaptım. Yani 1998 yılında bölüm birincisi olarak mezun oldum. Bölümde araştırma görevlisi kaldım. İki sene boyunca yüksek lisans tezimi yine Orta Doğu, Kuzey Afrika üzerine yaptım. Sonrası başka bir macera, Cambridge Üniversitesi'ne gittim. Evet, doktorunuz oradan mı? Evet, Cambridge Üniversitesi. Yani 2000 yılında YÖK ve Cambridge Üniversitesi'nin ortak bir bursu vardı. Ve şanslıydım da o sene imzalamışlar protokolü. Mehmet Fuat Köprülü. Hmm. O yüzden de böyle tam da hani tarihçi olmak için gitmedim ama beni Cambridge Üniversitesi tarihçi yaptı. Gittim, Türkiye ve Tunus modernleşmesi ulusal kimlik üzerine çalışacaktım. Fakat 2000 yılında gittim ama o dönem bana atanan danışmanla uyuşamadık. Hmm. Danışmanımı değiştirdim. Hayatım değişti. Kate Flitt'le çalışmaya başladım. Ve ondan sonra benim bütün hayatım değişti. Bu bana başka bir şey daha gösterdi. Hayatta birçok şey planlarız önceden. Her şeyi görmeye çalışırız ama bazen görmediğimiz şeyler daha hayırlı. Yani o değişim beni Osmanlı tarihçisi yaptı. Çok iyi bir hocam ve daha sonra mentorum ve hani iş arkadaşım oldu Kate. İnanılmaz şanslıydım diyebilirim o dönemde. Bir de orada galiba Türk Araştırmaları bölümü var değil mi? Sonradan mı kuruldu? Siz oraya gittiğinizde de var mıydı? Sclater Center for Ottoman Studies, Sclater Osmanlı Araştırmaları Merkezi 1986 yılında kuruluyor. Ve Kate Flitt onun müdürü, direktörü. Burası Newnham College'e bağlı. Yani Cambridge Üniversitesi'nin fakülteleri değil de bir kolej altında kuruluyor. Bunun da aslında hikayesi çok ilginç. Leigh Hanım, şöyle Susan Sclater Osmanlı tarihçilerin tarafından bilinir. Özellikle Osmanlı-İngiliz ilişkileri konusunda çalışanlar kendisini yaptığı çalışmayı iyi bilir. 1985 yılında erken bir şekilde kanserden ölüyor. Ölmeden önce de bütün mal varlığını koleje bağışlıyor ve bağışlarken diyor ki benim kütüphanemi ve koleje bıraktığım parayı bir merkez için kullanın. Şahane. Ve kolej de onun talebini reddetmiyor ve çok iyi bir kütüphanesi var. İçerisinde nadir eserler olan bir kütüphanesi var ve bu nadir eserlerin çoğunluğu Osmanlı üzerine, yani Osmanlı tarihi. Özellikle seyahatnameler, yani İtalyanca, İngilizce ve Fransızca 16. yüzyıldan başlayarak bir sürü seyahatnamenin de olduğu bir koleksiyon. Kendisi zaten kütüphaneci olarak başlamış. Paul Vitain öğrencisi. Yani onun da kendi biyografisi çok ilginç. Ve onun bıraktığı parayla bu merkez kuruluyor ve Avrupa'daki tek Osmanlı çalışmaları merkezi olarak. 86'dan itibaren bu merkez var ve birçok uluslararası konferans, birçok yayın yapıyor. Bağımsız bir kuruluş, hiçbir kurumdan, kişiden vesaireden para almıyor. Bu şekilde 86 yılından beri yüksek kalitede yayın araştırma üretiliyor. Çok da kıymetli bir kütüphanesi var. Kate oranın direktörü ve benim hayatım hem Kate'le çalışmaktan hem de kütüphaneyle tanışmaktan, kütüphanenin içerisinde olmaktan, araştırma merkezinin içerisinde olmaktan, konferansların parçası olmaktan. Ben çok şanslıyım ve şanslıydım da, yani 2001 yılından itibaren, çünkü danışman değişikliği vesaire, alanda uluslararası olarak tanınan birçok Osmanlı tarihçisiyle tanışma fırsatı buldum Sclater Center sayesinde. Ya evet. O yüzden evet. Yani çok iyi bir şeydi benim için. Yani tesadüf ve şey. Yani dediğim gibi hayat planladığınız gibi gitmediği vakitte güzel olabiliyor. Ya şahane, ama tabii o şansa hazır olmak diye de bir şey var. Yani siz daha önce aldığınız eğitimle, açıklığınızla, çalışkanlığınızla o şansı da iyi kullanmışsınız gibi bir durum var. Şimdi şanslıyım ama okul birincisi olarak bitireceksiniz. Çalışkan bir insan olduğunuzu ben birkaç gündür bile görüyorum. Yani ne kadar mesajlaşıyoruz, önden onu mu konuşalım bunu mu? Yani bazı insanlarda çok belli oluyor. Bir de ben özellikle anlatmanızdan çok hoşlandım bu merkezi. Çünkü zaten kitapta 2005 yılında İstanbul, Bursa ve Edirne'de bu merkezin yaptığı bir dizi seminerden, geziden doğuyor galiba, değil mi? Evet, evet. O da şeydi, ben 2004 yılının baharında doktoramı bitirdim ve ODTÜ'ye tabii mecbur hizmetim için geri döndüm. Ve merkezin akademik danışmanı olarak devam ettim çalışmaya. Yani 2004 yılından beri merkezin akademik danışmanıyım.
Kate'le birlikte işte konferanslar yapıyoruz ve bunların bir parçası olarak da tabii birazcık da merkeze fon yaratmak için dedim ya, bir yerden para almıyoruz ama fon yaratmamız gerekiyor. Bir gezi düzenledik. İstanbul, Edirne ve Bursa, Osmanlı başkentleri gezisi. Nimnim College'ın mezunları, mezun yakınları ve mensupları para ödeyerek bu geziye katıldılar. Biz de Kate'le birlikte bir dizi seminer düzenledik. İstanbul'da otelde seminer verdik. Hatta yeri geldi otobüsle. Mesela İstanbul'dan Bursa'ya otobüs yolculuğunda ders verdik. Şahane. Bizi dinleyenlerin arasında yüksek mimarlar, CEO'lar, şimdi yakın zamanda 103 yaşında ölen bir Roma tarihçisi Joyce Reynolds, Türkiye üzerine de yaptığı çalışmalarla da tanınıyor epigrafi üzerine. Mesela onun da olduğu böyle bir gruba, çok elit ve çok eğitimli bir gruba seminerler verirken anladık ki gerçekten bir ilgi ve açlık var. Fakat piyasada hani böyle bir İngilizce bir kitap yok. Biz de dedik ki bunu değerlendirelim, bir Osmanlı toplumsal tarih kitabına çevirelim dedik ama işte araştırmanın bir hayatı vardır. Anladık ki aslında Osmanlı toplumsal tarihi iki kişinin yapabileceği bir iş değilmiş. Baktık ki aslında biz İstanbul'un toplumsal tarihini yazmışız. Kitabımız 2005 yılından 2010 yılına kadar o 5 senelik yayın sürecinde çok karakter değiştirdi. Kendi içerisinde yaşadı, kendi hayatını kurdu ve 2010 yılındaki son halini aldı. Bugün biraz daha insanlar toplumsal tarihine de meraklılar ya Osmanlı Devleti'nin. Hep bir saraydan evet. ya da hükümdarlardan bahsettik. Şimdi toplum nasıl yaşıyordu? Halk neler yapıyordu? Sokaklar nasıldı? Biraz daha insanlar da merak ediyorlar. Biraz kitaba girelim istiyorum. Bugün de bizler meraklıyız bu konulara ama zahmetsiz ecdat sahibi oluyoruz bir şekilde. Ya biz Osmanlı'nın torunlarıyız da neyi biliyoruz da torunlarıyız? Neye sahip çıkıyoruz? Bunu bile çok bilmiyoruz diye düşünüyorum. Onun için kitaba bir an önce de girmek istiyorum. Tamam. Siz girişinde bahsetmişsiniz zaten. İstanbul 470 yıl boyunca en parlak devrinde sınırları Fas'tan Ukrayna'ya, İran kıyılarından Macaristan'a dayanan Osmanlı İmparatorluğu'na başkentlik etti. Burası Osmanlı coğrafyasının sanat ve düşünce merkezi, dünyanın dört bir yanından tüccarları kendine çeken bir ticaret üssü ve imparatorluğun siyasi motoruydu. Şehir sakinleri güç ve gösterişin ihtişamı içinde bu başkentin şiddetiyle kuşatılmış olarak onu bütün halde tutan devasa refah ağlarına yaslanmak suretiyle hayatlarını sürdürüyordu. Elinizdeki kitap bu canlı, şiddet dolu, dinamik ve kozmopolit başkentin toplumsal bir portresini sunuyor. Hakikaten çok güzel bir giriş olmuş. Şiddet dolu, canlı, dinamik, kozmopolit, hakikaten hepsini kitabı okurken görüyoruz. Ben ilk önce bu İstanbul dediğimiz yerin fiziki sınırlarını soracağım. Bugün İstanbul benim doğduğum İstanbul'dan bile farklı ya fiziki sınırlar açısından. O zamanki İstanbul derken siz nereyi kastediyorsunuz? Ve nasıl bir İstanbul var? Yani binalarıyla, insanlarıyla, uzaklıkları, belki de ulaşım araçlarıyla biraz o resmi çizer misiniz bize? İstanbul dediğimiz vakit değişen bir şehir ama genel olarak hatlarıyla bakarsak şöyle 15. 16. 17. yüzyıl coğrafyasına İstanbul dediğimizde Sur içi, yani tarihi yarımada, sonra Galata karşı taraf, oraları göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Yapı itibariyle de zaten şu anda işte tarihi yarımadada ya da karşı taraftaki o tarihsel binaları, işte camiler vesairenin yanı sıra tabii ahşap evler ağırlıklı olarak var. Yapısı itibariyle mesela ana arterler anlamında işte bir divan yolundan bahsedilir. Hani belirli noktalar var ama onun dışında İstanbul deyince aklıma benim 16. yüzyıl, işte 17. yüzyıl, 15. yüzyıl İstanbul deyince aklıma gelen bir de yeşil bir şehir. Değil mi? Ve hani diyorsunuz ya zahmetsiz ecdat sahibi olduk. İşte hani ne yaptık biz? Eğer gerçekten İstanbullu ve Osmanlı ecdadımızsa o zaman İstanbul'u böyle betonlaştırmak, yeşile bu kadar değer vermemenin ötesinde bir şehir olması gerekiyordu. Yani İstanbul'u bu kadar betonlaştırarak aslında ecdadınıza pek iyilik yapmıyorsunuz. Yani o hatıraya saygısızlık olduğunu düşünüyorum ben. Benim aklıma o var. Yani İstanbul'un yeşili, bahçeleri. Tabii. Çiçekler değil mi? Bayağı çiçekler bütün... kesinlikle. Evet, evet. Zaten Türkler ve bahçeler üzerine. Batılılar mesela özellikle 19. yüzyılda Batı'nın Osmanlı'ya yaklaşımı daha böyle oryantalist. Daha evet. tepeden bakma.
Yani gördükleri hiçbir şeyden memnun değiller. Köpeklerden rahatsızlar, yollardan rahatsızlar, şundan bundan, ama mesela yeşil konusunda her zaman için 19. yüzyılda bile şehre işte ilk gemi ile gireriz derler. İlk gördükleri şey yeşilliktir. İnanılmaz. Yani yeşil İstanbul hiçbir zaman kafalarında yerini kaybetmiyor. Tabii bu bence çok önemli bir parçası. Ama tabii bir de şey de düşünmek lazım. Altyapı yok. Mesela 19. yüzyılda özellikle şikayetler çok fazladır. İşte altyapı yok, yollar yok, şunlar yok. E tabii daha öncesinde, yani bütün Avrupa şehirlerinde olduğu gibi İstanbul'da da aynı şekilde. Yani hani şehir ve biz sadece bir Ayasofya'yla, işte ne bileyim bir Sultanahmet Camii, büyük dev eserlerle tahayyül edip işte her şey bu kadar mükemmeldi de diyemiyoruz. Sonuçta insanlar mütevazi konutlarda yaşıyor. Neden ahşap bina? İstanbul'un yangını ve depremi. Deprem bölgesinde olduğu için ahşap binalar daha yoğunluk olarak kullanılıyor, ama daha böyle kamu binaları, işte vakıflar, onlar taş binalar şeklinde oluyor. Tabii pazarlar var, hamamlar var. Yani mesela kapalı çarşı benzeri yerler var, hanlar var. Yani şehir hem ticaret merkezi hem yaşam merkezi. Ama şu kadarını söyleyeyim. Mesela 16. yüzyılın sonu itibariyle baktığımızda Avrupa'nın en büyük kenti. Kentlerinden biri. Yani kenti diye hatırlıyorum. Hatta ünlü Akdeniz tarihçisi Brodel şehir canavarı der İstanbul için. Yani o kadar büyük bir şehir. O dönemin şartları açısından evet, bir metropol. İnanılmaz büyük bir şehir o dönemin şartları içerisinde. Hayvanlarla da çok iç içe değil mi? Aslında Avrupalı seyyahların evet. anlattığı o sizin bahsettiğiniz yollar, ben dedim ki yani okurken şunu düşündüm, insan sakat kalabilir. Yani araçlar buradan nasıl gidiyordur? Yani taşlar birbirine uyumlu, aynı hizada değil. Bayağı çöp var sokakta. Köpekler hem koruyucular hem ses yapıcı ve korkutucular, ama bir taraftan da çöp öğütücü gibi bir görevleri de var. Çünkü çöpler sokakta anladığım kadarıyla koku da var muhtemelen, değil mi? Tabii yani bu bahsettiğiniz konular 19. yüzyılda karşımıza daha evet, çok evet. çıkıyor, ama daha önceki kaynaklarda bunlar o kadar referans noktası değil. Çünkü şimdi modern şehircilik anlayışı daha çok 19. yüzyılla birlikte Avrupa'da geliştikçe, işte hijyen, kanalizasyon vesaire gibi şeyler, tabii hassasiyetler de değişiyor. Mesela çöplerin belediye tarafından toplanması, işte köpeklerin sokaklarda gezdirilmemesi, işte itlaf edilmesi vesaire gibi şeyler, bunlar modern şehirciliğin parçaları. İşte 19. yüzyıldaki Avrupa'dan gelen seyyahlar kendi modern şehircilik tahayyülleriyle bakıyorlar, olayı değerlendiriyorlar. Tabii Osmanlı'nın kendi eliti de, yani İstanbul eliti de beklentileri artıyor. Yani şehrin nasıl olması gerekti? Yani sokak köpeklerinin tehlikeli olduğu, özellikle kuduz hastalığının yaygınlaştırıldığını, yani bununla geçtiğine dair tabii bilgiler de arttıkça bir çeşit toplumsal, kamu sağlığı kavramları var. Fakat eğer geçmişe gidersek 16. 17. yüzyıla, hani orada o dert değil, çünkü Londra'da da aynı, İstanbul'da da aynı. Evet. Yani orada da şehirlerde çöpler var. Fakat tabii şunu unutmamak lazım. Şehirlerde sokak temizliği mesela, işte orada mahallelerin kendilerini temizlemesi var. Yani mahallede kolektif düzen olduğu için insanlar kapılarının önlerini temizliyorlar. Herkes kapısının önünü temizleyince o zaman bir kolektif temizlik oluyor. Yani o bireysel, sizin kendi evinizi ve sokağınızı temizleme hissiyle orantılı bir şey. Belirli yerlerde özellikle işte dükkan sahipleri kapısının önünü temizliyor. Tabii onu caddenin ortasına da atabiliyor. Ya da işte birisi topluyor, onu çöpe de atabiliyor. Bizim belediyeden ya da devletten beklentilerimiz 19. yüzyılda farklı, 17. yüzyılda, 16. yüzyılda farklı. Köpek meselesi, köpekler mesela Avrupa'da da köpekler, sokak köpekleri 16. 17. yüzyılda var, ama Osmanlı'daki ya da İstanbul halkının şöyle bir farkı var. Köpek, kedi gibi hayvanları, sokak hayvanları dediğimiz hayvanları besliyorlar. Hatta vakfiye olan insanlar, yani köpeklere yemek verilmesi, ekmek verilmesi, işte kedilere bakılması için parasını vakfeden insanlar var, hayırseverler var. Sanıyorum buradaki bir farklılık var. Yani hayvanların sokakta olması değil de hayvanlarla olan halkın ilişkisi farklı. Neden köpekler bu kadar ön planda? Çünkü halk köpekleri bir şekilde besleyerek, bakarak koruyor ve onları yaşadıkları mahallenin, muhitin parçası haline getiriyor. Hı hı. O sıra dışılık yaratıyor. Sanıyorum 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren gelen seyyahlar ya da işte Osmanlı'nın kendi eliti bu ilişkiye
farklı gözlerle bakmaya başlıyor. Değişen şehir kavramıyla, kamusal sağlık kavramlarıyla orantılı olarak. Evet, Ekrem Işın'ın da bu İstanbul'un sokak köpekleri üzerine pek çok araştırması var. Merak edenler de bakabilir. İstanbul Araştırmaları Merkezi'nde Pera'da sergisini gezmiştim. Çok da etkileyiciydi açıkçası. Zaten siz 19. yüzyıla ayrı bir bölüm olarak anlatıyorsunuz. Toplumsal hayat çok daha fazla hızla değişiyor değil mi? Yani hep bir değişim olmuş, dinamik bir şehir İstanbul, sokak hayatı, padişahla ilişkiler. Zaten bir dinamik içinde ama 19. yüzyılda apayrı bir dinamiğe kavuşuyor diye düşündüm mesela sizin kitabı da okurken ben. Evet, doğru tespitiniz. Çünkü 19. yüzyılda dünya da çok hızlı değişiyor. Çünkü birçok şey, yani birçok algılayışımız değişiyor 19. yüzyılda. Teknoloji daha hızlı hale geliyor. Mesela hastalık kavramı değişiyor. Salgın hastalıklar. İşte örneğin daha önce kolera ya da işte veba üzerine hani daha böyle geniş bilgiler varken artık 19. yüzyılda farklı salgın hastalıkların, onların nasıl geçtiği, nasıl bulaştığı üzerine algılarımız değişiyor. Şehir anlayışımız değişiyor ve bütün bunları paralel olarak da yaşam da değişiyor. Çünkü daha Avrupa'daki değişimler 19. yüzyıl özellikle toplumsal olarak toplumun daha düşük katmanlarının örneğin İngiltere'de ya da Fransa'da siyasete dahil olması ve bu hızlı değişim ister istemez etkisini Osmanlı'da da gösteriyor. Mesela kadın hareketi her ne kadar inanılmaz derecede kadınları hızlı bir şekilde özgürleştirmese de yavaş yavaş hayatın içerisindeki değişimi mesela Osmanlı kadınında da görebiliyorsunuz. Böyle bir ortamda biz şöyle yaklaştık 19. yüzyıla. 19. yüzyıl aslında hem değişimin hem değişmemenin olduğu bir dönem, geçiş dönemi. Bir yandan birçok şey değişiyor, toplumda da değişiyor ama belirli yerlerde de aslında toplum bir yandan da o tek düzeliğini ve değişmeyen yönünü koruyor. Onu vermeye çalıştık hatta 19. yüzyıl bölümünde. Yani bir yandan işte pozitivist düşünce tarzı var. İşte daha böyle hani bilime inanan elit bir kesim ortaya çıkıyor. Ama tek taraftan da işte batıl inançlar değişmiyor. İşte mahallede kahveler hala yaşamını sürdürüyor. Giyim kuşam değişiyor. İşte daha fezli setre ceketler, setre pantolonlardı vesaire böyle daha batılı bir giyim tarzı benimsenirken öte taraftan da entariyle sokaklarda gezen adamlar da varlığını sürdürüyor. O yüzden 19. yüzyıl hani hem değişimin hem değişmemenin olduğu bir dönem. Evet. Ve Osmanlı zaten öyle de bir dönemle sonlanıyor. Yani Osmanlı'nın sonu da aslında o ikicilik üzerinde bir sona ulaştı düşünüyorum ben. Oho, tam ne demek istiyorsunuz orada mesela? Değişen şeyler yani bazen böyle şöyle var işte 19. yüzyıl Osmanlı modernleşmesi deriz ya. Osmanlı evet. Modernleşiyor işte eğitim kurumları vesaire hep değişim üzerinden tartışırız. Değişmemeyi tartışmayız. Yani insanların mesela yaşama bakış açısı, toplumun farklı katmanlarının hayatla olan ilişkisi hep değiştiği üzerine varsayarız. Ben de diyorum ki hani hiçbir şey bu kadar keskin değil. Çok güzel tabii. Yani mesela tramvaya biniyorsunuz evet tramvay geliyor ama hala tramvaya kadınlar binsin mi binmesin mi? Nerede binsin, nerede binmesin tartışmasını yapıyorsunuz. Tramvaya kadın bindiği vakitte kadını taciz etmenin normal bir şey olduğunu düşünebiliyorsunuz. Bazı şeyleri değiştiriyorsunuz ama bu %100 toplumsal bir değişim olmuyor. Bazen teknolojik değişim, siyasi değişim toplumsal değişime dönüşmesi çok zaman alıyor. Çok güzel bir nokta evet bu. Yani hani değişim tek lineer bir şey değil ve toplumun her katmanına aynı şekilde uygulanmıyor ve toplumsal değişim daha yavaş. Belki işte bir tarafın bir değişime çekmesi, diğer tarafın kalmak ya da hatta geriye gitmek istemesi arasındaki o çekiştirme değil mi? O uçurum başka gerilimlere yol açıyor belki de. Belki bugün de benzeri tabii. Bir şeyler yaşıyoruz diye de düşündüm tabii, yani ki. Sürekli bir çatışma var ve bu çatışma aslında bazen bizim bazı şeyleri çok keskin görüyoruz. O kadar keskin değil. Ama tabii şöyle de bir şey var. Osmanlı Devleti de keskinliklerden 19. yüzyılda dahi çok keskinliği sevmiyorlar zaten. Keskin değişimleri sevmezler. Örneğin modern okulu kurar ama yanında mahalle mektebini de bırakır. Mesela Osmanlı'da modern anlamda tıp eğitiminin başladığı dönem aynı zamanda geleneksel tıp eğitimde devam ediyor. Ya, anlatabiliyor muyum? Yani çok hani iyi. Yani evet yani hani bu geçişler çok keskin değil. Topluma yaklaşırken Osmanlı toplumuna işte 19. yüzyıl toplumuna yaklaşırken daha böyle açık, daha net olmayan
her şeyi siyah beyaz görmeden yaklaşırsak bence daha iyi anlıyoruz toplumu. Evet, çok güzel. Sizle konuşurken toplumu oluşturan Rumlar, Yahudiler, Müslümanlar arasındaki ayrımları da yapmadığınızdan, bir bütün olarak baktığınızdan bahsetmiştiniz. Bu da belki bir uzantısı. Biz mesela kitabı yazarken bunu bilinçli olarak yaptık. Gelenek neredeyse kabul edilen bir şey var. Yani İstanbul kitabı yazıyorsanız illaki bir azınlıklarınız olacak. Biz de bunu özellikle yapmadık. Tabii ki dinsel farklılıklar, belirli kimlik noktaları vesaireler yapıyor ama bunu ön plana çıktığınız vakit bu insanların birlikte yaşadıkları sorunları, işte kültürü vesaireyi göremiyorsunuz. Mesela bir deprem olduğunda yani Hristiyan mahallesi, Yahudi mahallesi, Müslüman mahallesi, Ermeni mahallesi vesaire ayrımı yapmaz ki. Deprem olduğunda bütün İstanbul yerle bir olur. Yangın çıktığında örneğin Yahudilerin ağırlıklı yaşadığı bir mahallede yangın çıktığında bu yangın illa o mahallede kalmaz ki. Diğerlerine de yayılır. İsyan olduğunda bütün herkes evlerine kaçar, saklanır ya da sokağa çıkar, isyanın parçası olur. Yani insanların etnik ya da dinsel kökenleri onların o şehrin hayrından ya da şerrinden korunması ya da daha fazla çekmesi için %100 bir zemin hazırlamıyor. O yüzden biz bunun üzerine gitmek yerine eşitledik aslında. Şöyle yaklaşmamız lazım. Belirli meslek konuda Yahudilerin ön plana çıktığını biliyoruz. Nedir mesela? İşte sarraflık, bazen kasaplık. Ama bunu yani bir network ağ üzerinden de görebiliriz. Ağ ilişkileri. Ya da işte mesela öte taraftan Müslüman Arnavutlar belirli iş gruplarında ön plana çıkabiliyor. Hı hı. Bugün de öyle zaten. Evet, ne kadar iç içe geçmiş. Evet, biz öyle düşünmüyoruz. Mardinli midyecilerden bahsedilir İstanbul'da. Ya da işte şu iş kolunu şuradan gelenler yapar. Çünkü orada bir ağ var, bir bilgi birikimi var. Hani coğrafyadan ve geçmişten de gelen. Onlar yapıyorlar. Aslında çok daha iç içe ve kaynaşık bir şeyden bahsediyoruz. Biz çok ayırmamıza rağmen. Yani. Evet, evet. Ya mesela bir örnek vermiştim sizinle konuşurken, işte Kastamonu'da Frengi Teşkilatı ilk orada kuruluyor, Kastamonu ve çevresinde. Bu kurulurken amaç İstanbul'u korumak. 19. yüzyılın sonundan bahsediyoruz. Sebep de şu, Kastamonu'dan kayıkçılar, aşçılar oradan geliyor ve onlar şehre hastalık getirmesin diye. O meslek grupları şehir içerisinde aktif olarak çalışacaklar. O yüzden önceliği o bölgeye veriyorlar. Yani burada yine meslek grupları hareket eden insanlar üzerinden değerlendirme yapıyor. Mesele yine işte Ermeni, Rum, Yahudi olarak değil. Bu yüzden biz özellikle bunun altını çizmedik. Ve örneklerimizi verirken de mesela işte sadaka meselesinde Rum patriğinin de sadaka dağıtmasından bahsettik. Diğer Müslümanların da sadaka dağıtmasından bahsettik. Çünkü yine aynı şey, sadaka dağıtılıyor. Kimin dağıttığı meselesi değil. Halka sadaka dağıtılması, halka sosyal yardım yapılması. Peki popüler meslekler neler genel anlamda bakınca? Her işin loncası olduğunu biz biliriz ama daha sonra 19. yüzyılda değişen ve bir kısmı geçerliliğini yitiren meslekler de oluyor ama böyle popüler meslekler, işler neler? Yani tabii popülerlik o dönemin, yani şöyle düşünmek lazım. İstanbul bir ticari metropol. Hı hı. Öyle olunca orada her meslek grubunun bir şeyi var. Temsiliyeti var. Yani hani Anadolu şehirleri gibi de işte Ankara deyince aklımıza moher gelir değil mi? Yani hani yün ticareti vesaire gelir. Ama İstanbul herkesin olduğu bir yer. Hem tüketiyor hem üretiyor. Öyle olunca işte sarrafından tutun da mücevher yapımcısına, işte ayakkabıcısından farklı loncalar var. Ama tabii İstanbul aynı zamanda konaklar var. İstanbul'da aynı zamanda evlerde hizmetçilik yapacak, aşçılık yapacak insanlar var. O yüzden İstanbul çekebildiği kadar dışarıdan iş gücü de çekebiliyor. Ama tabii bu kadar kolay değil. Yani elinizi kolunuzu sallayarak İstanbul'a gidemiyorsunuz. Orada garantörlük sistemi var, işte kefilinizin olması lazım. Kaçak olarak İstanbul'a girdiğiniz vakit belli bir nokta sonra bir teftiş yapılır, sizi tekrar geri gönderebilirler şehirden. Ama o yüzden popüler demek yerine şunu söyleyebiliriz, her meslek grubunun İstanbul'da yeri var. Popüler bir meslek de, mesela Yeniçeriler de aslında İstanbul'un en önemli bir aktörü, hem siyaseten hem sosyal olarak. Yeniçerilik teşkilatının bozulmasıyla birlikte birçok Yeniçeri kahvehane açıyor. Esnaf oluyorlar. Kahvehaneler açıyorlar. Mesela o da ayrı bir şey.
Yani İstanbul'da her türlü meslek bence karşılığını buluyor. Ama dediğim gibi dışarıdan insan gelmesi kolay değil. O kefalet sistemi, mahalle sistemi içerisinde herkesin birbirine kefil olması gerekiyor. Bu ne enteresan, birbirine kefil olma işi. Adalette de bu söz konusu. Ya o yapmaz, tabii, o etmez. Biz ona güveniriz müessesesi ne kadar önemli o dönemde. Bu tabii, çok enteresan tabii geldi bana. Yani çünkü bir cezai durum da söz konusu, unutmamak lazım. Mesela Osmanlı'daki modern ceza sistemine geçmeden önce yine değişimin başlangıcı 19. yüzyılın belki ikinci yarısından itibaren diyebiliriz ama baktığımız vakit Osmanlı'da cezalandırma kolektif dediğimiz cezalandırma yöntemleri var. Örneğin mahallede, mahalle sınırları içerisinde bir ceset bulunuyor. Eğer suçlu bulunmazsa bütün mahalle cezalandırılabiliyor. Köyde öyle. Yani kolektif cezalandırma olduğu için herkes birbirine kefil olmak zorunda. Herkes birbiriyle ilgilenmek zorunda. Bu da yeri geliyor, herkesin birbiriyle fazlasıyla ilgilenmesi, gereğinden fazla ilgilenmesi neden oluyor. Yani komşu komşuyu izliyor, onun hakkında dedikodu yapıyor vesaire. Ama bu şöyle, yani herkes birbirinden sorumlu olduğu için herkes birbirine karşı çok dikkatli oluyor. Sonucunda toplu olarak dayak da yiyebilirsiniz, para cezası da alabilirsiniz. Hatta canınızdan dahi olabilirsiniz. Çocukluğumda mahalleler, mahalle baskısı, bir gözetleme kültürü ve bunun baskısı konuşulurdu. Ve bunun ne kadar kötü bir şey olduğunu çok konuştuk, çok tartıştık. Gittikçe bundan uzaklaşan bir sistem yarattık ama biz şimdi daha güvenlikli dediğimiz sitelere geçtik ya mesela. O siteler içerisinde güvenlik elemanları var artık. Ama bir bakkal, manav, bazen ikinci kattan bir yastık koymuş da pencereye kendini sarkıtmış bir teyze aslında güvenlik için şehrin gözü olmuş bir insandır ya. Bunun yok oluşundan bahsediyordu mesela Jane Jacobs. Aslında biz de o kültürü de tamamen bırakarak, çünkü çok da sıkılmışız gerçekten o dedikodudan ve gözetlenmekten, o mahalle muhabbetinden herhalde. Bu sefer de tam tersi bir şey içerisine geçmişiz şehirlerde. Şimdi de böyle çok güvensiz hissetmemizin nedenlerinden biri o kollayan, kefil olan insanların olmaması belki de. Bakkalın çakkalın iyice göz ardı edilmesi, mahalle kültürünün, birbirini tanımanın diye de düşündüm okurken açıkçası ben. Doğru. Yani bir de şu var tabii. Yani bir yandan size baskı yaparken bir yandan da sizi koruyabiliyor. Örneğin işte 70-80 yaşındaki yaşlı bir insan tek başına yaşadığında ondan ses çıkmayınca hayatı kurtulabiliyor. Ama şimdi kaç ay o kişi ölüp evinde kokabiliyor yani. Hani çünkü kimse kimseyle ilgilenmiyor. Yani tabii bunun iyi yanı da vardı. Her şey kötü değildi. Kötü yanı da vardı. Ama tabii bir de toplumsal olarak mesela bir bıkkınlık da olabiliyor tabii fazla izlenmekten. Örneğin Gelibolu Mustafa Ali 16. yüzyılın sonu, 17. yüzyılın başında İstanbul'da insanların birbirine çok fazla izlediğinden şikayet ediyor ve Kahire'de böyle olmadığını, oranın o yüzden daha iyi olduğunu söylüyor mesela. Yani hani İstanbul'un ayrı bir izleme, birbirini gözetme yönü var. Belki şununla da alakalı olabilir. İstanbul'da merkezi otorite, sultan, saray toplumu daha yakından takip ediyor. Bunun sebebi de çünkü İstanbul'da isyan olursa saray tehlikeye girer. Ama Kahire'de olursa saray doğrudan tehlikeye girmiyor. Yani Kahire'de olan isyan tabii ki İstanbul'u rahatsız eder ama iktidar değişikliğine sebep olmaz. Yani sultanın tahttan indirilmesi ya da işte ülkenin, başkentin ve imparatorluğun kaosa sürülmesine sebep olmaz. O yüzden belki İstanbul halkının birbirini daha fazla izlemesi, daha fazla herkesin birbirinin hayatının içerisinde olması, İstanbul'da yaşamanın hem bir nimet hem de bir yeri geldiğinde eziyet olabilmesinden kaynaklanıyor. Evet. İstanbul'a aç kalmanız mümkün değil. Çünkü sultan İstanbul'un iyaşesine çok büyük önem veriyor. Çünkü İstanbul'da ekmek, iyi ekmek bulamazsanız halkı mutsuz edersiniz. Halk isyan ederse sarayın iktidarı tehlikeye girer. Ama işte ne bileyim Ankara'da ya da işte Anadolu'nun bir yerinde halkın isyan etmesi ne kadar gerçekten İstanbul'u rahatsız eder. Ama öte taraftan da tabii İstanbul'da Yeniçeriler var. İstanbul'da sultanın askerleri var. Onlar da bir şekilde isyana müdahale edebilir ya da etmeyebilir. Yani o yüzden İstanbul her büyük şehir gibi hem büyük şehrin nimetleri var hem de eziyetleri var.
Evet, İstanbul'un ne gösterdiği önemli, ne dediği önemli, kimi seçtiği, kimi sevdiği bugün de çok önemli. Siz o dönem için halk hem aktör hem de figüran diyordunuz. Ama sonuçta padişahın yaşaması için, iktidarda kalabilmesi için halk çok önemli. İstanbul halkının hisleri, düşünceleri çok çok önemli. Biz bugünden bakınca bugün daha demokratız, daha demokratik bir ortamda yaşıyoruz gibi düşünüyoruz. Oysa ki Osmanlı dönemi padişahlar ne derse o olur diye düşünüyoruz. Aslında tam da doğru değil, değil mi? Halkın hisleri padişah için çok önemli. Sevip sevmemesi, beğenip beğenmemesi, aç kalması, huzursuz olması. Tabii biz modern toplumlarda oy vererek meşruiyeti sağladığımızı düşünüyoruz. O yüzden hani her şeyi oya indirdiğimiz için olayın devamını görmüyoruz. Halbuki tabii ki Osmanlı'da sultanı seçmiyorsunuz. Tabii ki sultan meşruiyetini işte Allah'tan alıyor ya da fetih hakkı vesaire şeklinde ortaya koyabiliyor ama temelde, pratikte bir sultanın halk tarafından onaylanması o sultanın varlığını devam ettirmesi açısından evet önemli bir nokta. Hatta mesela şu da önemli, yani belki evet sultanı iktidardan indiremezsiniz ama sultanı rahatsız edebilirsiniz, uykularını kaçırabilirsiniz. Örneğin mesela çok önemli bir anekdot var. Kanuni Sultan Süleyman, onun ismini söylediğimiz, işte Osmanlı Devleti'nin en büyük sultanı, işte muhteşem Süleyman, onun döneminde sınırlar en geniş hale geldi diye görürüz. Onu çok büyük, güçlü bir sultan olarak algılarız. Örneğin Alkas Mirza, Safavi Şahı Tahmasp'ın kardeşi. Osmanlı'ya kaçıyor. Süleyman kabul ediyor, Safavilere karşı, Tahmasp'a karşı kullanmak istiyor. Fakat İstanbul'da kahvehanelerde falan bu hoşlaşılmıyor. Çünkü Alkas Mirza'ya bir prens gibi iyi davranılıyor. Ve bu dedikodular Süleyman'ın kulağına gidiyor ve Süleyman kendini savunmak zorunda kalıyor. Yani hani bir şekilde işte ben bunu saltanatımızın şerefi için yapıyorum. Eğer Süleyman'ın bile kendisini savunması gerekiyorsa dedikodulara karşı, bu aslında halkın ne düşündüğünün, neler söylediğinin önemli olduğunun göstergesi. Yoksa neden Osmanlı sultanları kahvehanelere bile casuslar yerleştirsin? Neden örneğin bir yaşlı kadının ekmek üzerine şikayeti dahi sultanın kulağına gitsin? Çünkü halkın nabzını tutmak zorundalar. Sultanın halkın rızasını alması, alma yöntemlerini araması açısından önemli tabii ki. Yani o yüzden bizim rıza alma, meşruiyet fikrini sadece bir seçim, modern devlet üzerinden görmemiz yanlış. Çok tabii güzel. Ki Osmanlı'da da bunu görmek zorundalar, dinlemek zorundalar. O yüzden zaten Osmanlı'nın en önemli toplumla ilişkisini, yani sultanın toplumla ilişkisini kuran mekanizmalarından bir tanesi de arzuhal, dilekçe mekanizması. Onu soracak. Hem sözlü hem yazılı. Evet, hem sözlü hem yazılı olarak dilekçeleri sultana ya da vezirlere ve divana verilmesi. Ki bu çok erken Osmanlı'dan başlayarak Osmanlı'nın sonuna kadar devam eden önemli bir mekanizma. Evet, şikayetlerini bildiriyorlar ve bazen değişiklikler yapılıyor buna göre. Tabii, eğer sultan mesela bir vezirden zaten memnun değilse, vezirle ilgili gelen şikayetler de o memnuniyetsizliğini daha iyi göstermesine sebep olabiliyor. Halk da mutlu oluyor. Belki de bahane ediyor padişah. Aynen, aynen. Bu arada İstanbul bilezikleri diye bir şey duymuştum ben. Daha doğrusu hani camilerdeki bilezikler, bu sütunların altında bulunan, duymuştum dediğim, sonra da gittim gördüm doğrusu. Bir bilezik gibi bir alan var. Halk ona şikayetleri yazıyor, dedikoduları yazıyor. Bunu okuyanlar bunu iletebiliyor. Çok enteresan gelmişti. Sonuçta bunlar okunuyor ve değerlendiriliyor. Biz çok umursamaz gibi algılıyoruz ya padişah katındaki insanları. Oysa ki tebdili kıyafet denilen şey de çok yaygın. Sadece bir iki padişah yapmıyor anladığım kadarıyla. Yok. Şöyle anlatmak lazım. Yani Osmanlı Devleti çok uzun süre, yani bir hanedan olarak iktidarda kaldığını düşündüğümüz vakit bir şekilde var olmanın yollarını buluyor demektir. Varlığını sürdürmenin yollarını buluyor demektir. Çünkü yani onun kadar uzun süre bir hanedanın iktidarda kalması çok görmediğimiz bir olay.
Bir Memlüklere baktığımızda orada değişim görürüz. Safavilerden sonra işte hani farklı hanedanlar İran coğrafyasındadır. Yani hani bunları peş peşe işte bir Hindistan'a baktığımızda görürüz bu değişimlerin ne kadar hızlı olduğunu. Yani bu kadar 600 yıla yakın bir hanedanın varlığını sürdürmesi sadece hani gücü kullanmakla mümkün değil. Bir şekilde var olan dinamikleri görüp ona göre değişime ayak uydurmasıyla mümkün olabiliyor. Burada da bunu görebiliyoruz. Evet, tebdili kıyafet yapıyor, halkın arasına giriyor ve burada birebir aslında bilgi sahibi oluyor. Ha belki tabii ki orada da eksik bilgi sahibi oluyordur, şu oluyordur, bu oluyordur ama ya da şu da olabilir, belki sultan her gün çıkmıyor ama sultanın çıkma olasılığı bile aslında herkes belki bir düzen biraz sağlıyor. Evet, aynen. Yani o çıkma olasılığı 4. Murat tebdili kıyafette geziyorsa ya işte Süleyman şu kılıkta geziyorsa, çünkü kılıklarını da değiştiriyorlarmış, işte farklı kılıklarda geziyorlarmış. Tabii bu şey var, hem bilgi almak için olabilir ama bilgi almaktan ziyade teftiş etmek ve birazcık da korku salmak. İhtimali bile korku salıyor ve bir düzen yaratıyor değil mi? Çok evet, enteresan bir tabii. şey. Biraz bahsettik aslında. İstanbul'a gelmek bile kolay değil. Seçili insanlar geliyor. Onlar hı-hı. padişahın var olmasında etkili insanlar. Etkili bir güruh o güruh. Belki daha iyi yaşam şartlarına sahipler yeme içme anlamında da ya da daha eğitimliler. Öyle mi? Nasıl? Diğer Anadolu kentlerinden farklı biraz gibi anlıyorum. Yani şöyle, daha eğitimli olduklarını düşünmek mümkün değil. Tabii ki İstanbul'da medresesiyle işte kalem sahibi vesaire insanlar, tabii ki onlar ön planda ama her meslek grubuna ihtiyaç var. Yani sizin sucuya da ihtiyacınız var. Deri atölyelerinde çalışacak insanlara da ihtiyacınız var. O yüzden İstanbul'un ihtiyacı olan her grup, her gruptan halk. Ve dışarıdan gelenlerin kabulü de işte bu kefil olması, kefaletle gelmesi. Çünkü şöyle bir problem var. Mesela insanlar eğer dışarıdan gelip şehre istedikleri gibi yerleşirlerse şehirde nerede kalacaklar? Kaldıkları vakit mesela özellikle en büyük problemlerden bir tanesi bekar odaları. Yani bekar erkeklerin toplu olarak yaşamaları. Bunlar kendileri beraberlerinde sorunları da getirebilecekleri düşünülüyor. Özellikle kadınların, genç erkeklerin, oğlanların da belirli bir güvenliğinin sağlanması gerekiyor. Böyle bir ortamda İstanbul'un hem asayişi hem ekonomisi için bir kontrol mekanizması şart. Ama hani şunu söyleyemem, İstanbul'a gelen daha işte yüksek tabaka, daha işte eğitimli bir halk diyemeyiz. İstanbul'da herkes var ama bu herkesin bir şekilde İstanbul yönetimi tarafından yakından takip edilmesi gerekiyor. Ama bu şu demek değildir. Yani bu insanlar gelmiyorlar mı? Geliyorlar. Kaçak olarak kalmıyorlar mı? Kalıyorlar. Bekar odalarında yaşamıyorlar mı? Yaşıyorlar. Hatta öyle ki hamamlarda, külhanlarda yaşayan insanlar var. Yani hani kışın oralarda kalan külhan beyleri vesaire gibi kavramlar da oradan çıkıyor. Yani demek istediğim, İstanbul'u yöneten otorite her şeyi kontrol altına almaya çalışsa da bazen alamıyor. O yüzden de sıkı tedbirler olabiliyor. İşte mesela arada sırada teftiş yapılıyor. Kefilsiz olan insanlar memleketlerine geri gönderilebiliyor. Peki sizin çalışma alanlarınızın başında düzen ve fuhuş da var ve kadınlar var. Siz kadınlara da özel bir bakışınız, araştırmalarınız var. Evet. Osmanlı toplumunda kadının yerine daha sonra mesela işte 15-16'dan 19. yüzyıla geçelim diyelim, nasıl değişiyor? Kadını tek bir grup olarak görmüyorum. Yani Osmanlı'da kadın dediğimizde. Çünkü kadını sınıf, yaş vesaire gibi durumlar belirliyor. Mesela 16. 17. yüzyılda şunu söyleyebiliriz. Düşük seviyelerden gelen kadınların şehir içerisindeki görünürlüğü daha yüksekken, yüksek gelir gruplarından gelen kadınların görünürlüğü daha az. Niye? Çünkü onlar işte haremdeler, çünkü daha kapalı kapılar ardındalar ve dışarı çıktıkları vakit onların hizmetçileriyle çıkmaları, daha korunaklı çıkmaları gerekirken, örneğin belirli bir yaş grubunda olan olgunlaşmış kadınlar daha rahat hareket edebiliyorlar. İşte kocası yoksa dul kadın ne yapsın, gidecek pazardan alışverişini yapacak ya da ne yapsın, çamaşırcı kadınsa gidecek çalışacak. Sosyal seviye sizin hareketlerinizi yukarı çıktıkça sınırlandırıyor. Çok enteresan. Yaşım yüksek. Öyle olunca değil mi? Yani evet, yaşım ya büyükse da daha özgürsün. Evet. Evet ama özgürlük burada tabii tırnak içerisinde bir özgürlük. Tabii. Belki o kadınların çok büyük bir kısmı
sokaklarda çalışmak yerine haremde oturmayı da tercih edebilir. Bizim bugün modern anlamda anladığımız özgürlük kavramı değil bu. Hmm. Hani bu bir gereklilik. Öte taraftan mesela işte haremlerde kadın olmak, çıkmamak vesaire. Böyle kavramlar da aslında lüks. Yani haremden çıkmamanız bir lüks. Çünkü haremden çıkmadığınız vakit sizi besleyen, işte yemeğinizi sağlayan, yaşamınızı idame ettiren birileri var demek. O birileri kim? Sizin mesela köle kadınlar. Yani burada da başka bir statü var. Hmm. Köle kadınlar evde işçilik yapıyor. Gidiyor o köle kadınlar işte alışverişinizi yapıyor. Ve sizin hayatınızı idame ettirmenizi sağlıyor. Mesela köleler de farklı. Ev işçisi olan köleler var. Ama bir de mesela cariye olarak tutulan köleler var. Ama İstanbul halkının çoğu zaten ne harem var hayatlarında ne köleler var. Çünkü çoğu zaten belirli bir gelir seviyesinin altında yaşıyor. Birçok mesela erkek İstanbul'da evlenemiyor. Sebep çünkü ne köle alabilir ya da hani böyle bir cariyesi yok ya parası yok. Cariye alamıyor ya da evlenemiyor çünkü evlendiği vakit karısına bakacak parası yok. Hmm. O yüzden de çok eşlilik mesela daha azdır. Aa, enteresan. Ya çünkü çok eşlilik de lüks, unutmamak lazım. Tabii. Tabii ki yani 4 tane eşiniz varsa 4'üne de eşit şekilde bakmanız gerekiyor. Hmm. 4'üne de eşit şekilde fiyat ölçmeniz nikah sırasında gerekiyor. Yani mehir için bir para ayırmanız gerekiyor. Ve bütün bunları herkes yapamaz kolay. Peki çocukların rolü ne? Küçük insanlar mı onlar, çocuklar mı? Ya işte tabii çocuklarla ilgili o kadar çok kaynak yakından okuduk da o çocuk kısmı gerçekten bulmak çok güç. Çok nadir buluyorsunuz. Bir de tabii çocukluğun yaşı da çok farklı. Yani evet, evet. Mesela biz bugün 9-10 yaşındaki, 11 yaşındaki kişiye çocuk diyoruz ama o dönem 9 yaşında, 10-11 yaşındaki kızlar evlendiriliyor. Yani hani çocukluk nerede başlıyor, tabii. Çocukluk nerede bitiyor? Yani bütün bunları da bilmek, bulmak çok zor. Çocuklara bir şeyde rastlıyoruz. Özellikle boşanma konusunda işte belli bir yaştaki çocukların anneye verilmesi, diğerlerinin babaya verilmesi gibi davalarda görüyoruz. Ama gerçekten mesela kadını, erkeği, köleyi farklı şekillerde, kaynaklarda bulabiliyoruz. Ama bence çocuklar çok aramadım, itiraf edeyim kaynaklarda ama onları görmek çok daha zor. O yüzden hani bu konuda çok net bir şey söyleyemiyorum. Muhtemelen işte o dediğiniz yaş işinden. Bir dönem o sanayileşme tam olana kadar çocuk sayılmıyor ya. Küçük insan sayılıyor onlar. Hı-hı. Onlar da işe gidiyorlar. Onlar evet. Da bir şeyler için koşturuyorlar. Daha sonra biz onları pamuklara sarıyoruz ve çocuk diyoruz onlara. Kadını da eksik bırakmayalım tabii. Okula gidiyorlar Hı-hı. mı? Yani 19. yüzyılın ikinci yarısı öncesi elimizde böyle istatistikli bilgi yok. Bir de okuma yazma olayını da birazcık düşünmemiz gerekiyor. Çünkü okuma yazma dediğimiz vakit iki türlü okuma var. Bir Kur'an okuma var. Bir de tabii Osmanlıca okuma var. Yani Kur'an okuma kısmı birçok şehirli insan camide işte hocasından, annesinden, babasından Kur'an okumayı öğrenebiliyor. Hı hı. Ama tabii ne kadar iyi öğrenebiliyor o da ayrı mesele. Yani çocukluğunda camilerde Kur'an öğrenmeye çalışanlar çok iyi bilirler ne kadar öğrenilmediğini. O yüzden okur yazarlık dediğimiz modern anlamda Osmanlıcayı okuyabilmek, onu yazabilmek hani kadınların çok büyük bir kısmının, çok çok büyük bir kısmının bunu yapabildiğini ben düşünmüyorum. Hı hı. Ama tabii bir de okur yazarlığa farklı bir bakış açısı da var. Bazen yazarlık değil ama okumayı mesela modern anlamda ya farklı yorumlayanlar da var. Mesela diyorlar ki bazen okumak sizin fiziksel olarak okumanız değil. Başkalarının size okumasını da okumak olarak alabiliriz. Aa. Örneğin işte kahvehanede bir kişinin bir medah hikayesini okuması ve diğerlerinin dinlemesi. Yani dinlemeyi de okumanın bir parçası olarak görün. Ama daha sonraki süreçte yani modern anlamda okullaşma daha Tanzimat sonrası geliyor. Abdülhamit döneminde Nisa mektepleri yani kadınlara açılan okulların artmasıyla birlikte okur yazarlık da artsa da tabii hiçbir zaman yani Cumhuriyet dönemindeki o hızlı okur yazarlık, yazarlaştırma vesaire o zaten bir mucize. Ama Osmanlı döneminde ancak Tanzimat sonrası
bir ilerleme görebiliyoruz. Modern anlamda okuryazarlık üzerinde. Ebru Hanım, ben sizi buldum. Tak tak böyle soruyorum. O nasıldı, bu nasıldı diye. Ama şimdi siz dediniz ya, okuyucular kahvehanelerdeki. Mesela işte meddahlar var değil mi? Özellikle 19. yüzyılda evet. Anlatmışsınız siz. Masallar okuyorlar, şiirler okuyanlar var, hikayeler anlatanlar var. Bedduanın gücüne inanılıyor. Nazar boncuğu belki de bugünkü manasında var. Belki de vampir hortlak hikayeleri de anlatılıyor. Eğlence ortamı nasıl? Biraz da size onu sorayım. Nerede eğleniyor insanlar? Nerede bir araya geliyorlar? Kadın erkek bir araya geliniyor mu? Biraz önce oğlanlardan bahsettiniz. Kadın kılığında genç erkekler var. Yani sadece kadın kılığında değil ama genç erkekler, çengiler dışında tabii var. Yani var, bunlar evet. Farklı meyhanelerde vesairelerde var. Şimdi Osmanlı toplumunun eğlenmesi, her şeyden önce başlangıç noktası kadın erkek ayrı düşünmemiz gerekiyor. Yani düğünler de olsa kadın erkek ayrı. Ya da işte hamamlar mesela, eğlence mekanları. Özellikle kadınlar için sosyalleşme ve eğlence mekanları. Bahçeler, gezi alanları, yani mesire yerleri. Bunlar da eğlence mekanları. Bence en önemli eğlence mekanları İstanbul'da saray tarafından düzenlenen şenlikler. Mesela İran'dan Safavi Büyükelçisi'nin gelmesi. Bunun için yollara dizilme. Mesela bu da bir eğlence. Seyrediyorsunuz. Evet. Elçinin girişini, yeniçerileri vesaireyi, o seyirler, o mesire yerleri. Yani halk İstanbul'un her köşesini bir eğlence mekanı olarak kullanabiliyor. Ama bazı eğlence mekanları da gayri ahlaki diyebileceğimiz eğlence mekanları. Mesela genel evler var. Fuhuş yaygın İstanbul'da. Bazılarının hoşuna gitmeyebilir bunu söylemem ama gerçekten yaygın. Çünkü kaçınılmaz bir şey. Bu kadar kozmopolit, bu kadar erkek ağırlıklı bir toplumda ister istemez olacak şeyler. Ve mesela böyle genel evler var. Ya da oğlanların da olduğu işte ne bileyim meyhaneler gibi yerler var. Yani bütün bunlar eğlence mekanları. Bir taraftan içki alemleri var. Mesela içkinin yasaklandığı zamanlarda özellikle Müslümanlara yasaklanıyor. İçkiler yine el altından satılabiliyor, kaçırılabiliyor. Yani bir şekilde insanlar içmeye, devletin daha doğrusu subaşının, yeniçerilerin gözlerinin dışında alanlarda kendilerine eğlence yerleri kurmaya devam ediyorlar. Mesela özellikle işte böyle terk edilmiş kayıkhaneler vesaire gibi yerler de çok kullanılıyor. Hatta mesela mezarlıklarla ilgili hikayeler var. Yani İstanbul'un her mekanı meşru, gayrimeşru eğlence alanları olarak kullanılabiliyor. Çok acayip. Mezarlıklar dahil tabii. Evet, evet maalesef. Ve bir de sultanın organize ettiği eğlenceler. Mesela en önemli işte sünnet şenlikleri, düğünler, saray düğünleri ve bunların halka açık olarak yapılması. Bunlar kendi başlarına çok önemli mekanizma. Çünkü İstanbul halkına yiyecek dağıtıyorsunuz, eğlence veriyorsunuz. Onları bir şekilde kutlamanın parçası haline getirerek aslında onların günlük hayatlarının monotonundan kurtulmasına yardımcı olarak aslında o başta söylediğimiz rızaya geliyorsunuz. Yani rıza yaratmanın yöntemi de halkı eğlendirmek. Ve bunu yapıyor saray. Mesela bayramlar, Ramazan bayramı, Kurban bayramı, bayramlarda şenlikler, panayırlar kuruluyor. Mesela bunlardan bir tanesi de Yeniçeriler büyük büyük salıncaklar kurup para karşılığı halkı sallandırıyor. İstanbul o yüzden çok eğlenceli şehir aslında. Çok alışkınlar eğlenceye ve bunu bekliyorlardı. Bir yıl içerisinde ne kadar çok aslında eğlenme fırsatı var sırf padişah tarafından sağlanan. Bir kere seferlere gidiyorlar. Seferlerden dönüşler oluyor. Birileri evleniyor, evlendiriliyor. Çok çocuk var, sünnetleri var bu çocukların. Halka yönelik belki başka türlü eğlenceler var. Sonuçta bir yıl içerisinde 12 ay varsa bilmem kaç da eğlence var değil mi? Çok da az değil tabii, onların tabii. Sayıları. Bir de Ramazan ayını da alalım. Çünkü tabii, Ramazan tabii. Önemli bir ay. Ramazan iftar sonrası şenlikleri düşünelim. Yani Ramazan'la ilgili şenlikler belki 16-17. yüzyılda biz daha az bu konuda fikir sahibiyiz ama örneğin 19. yüzyıl Ramazan eğlenceleri ne kadar çok literatür etki ediyor. Yani Ahmet Rasim'in yazdıklarına bakarsak eğer Ramazan ayrı bir dönem.
Değil mi? Yani Ramazan, 11 ayı bir kenara bırakın, Ramazan'ı bir kenara bırakın. Yani siz 11 ay dışarı çıkmasanız, bir ay Ramazan'da çıksanız 10 senelik bir eğlence sahibi olmuş oluyorsunuz. Hı hı. Nedir o eğlenceler? Orta oyunları var, Karagöz, Hacivat. Tabii direkler arasındaki o tiyatrolar. Çünkü 19. yüzyıl eğlenme kültürünü de değiştiriyor. Mesela tiyatrolar geliyor, özellikle Beyoğlu'nda kafeler açılıyor, kafe şansonlar var. Hani bu tür yerler var, eğlence mekanları. Bir de başka bir nokta daha var, piyasa gezmeleri de var. Hem Ramazan'da hem Ramazan dışında, yani halkın mesire yerleri dışında şehrin sokaklarında dışarı çıkıp gezmeleri, dolaşmaları var. Artı bir de cülüs şenlikleri var. Mesela 19. yüzyılın Abdülhamit döneminde en önemli hani referans noktalarından bir tanesi de donanma günleri, işte cülüs şenlikleri, geceleri büyük konaklar her tarafını ışıklandırıyor ve sultanın tahta çıkışını kutluyorlar. Yani sürekli kutlayacak bir şeyler var. Mesela cuma selamlığı, bunu da unutmamamız lazım. Yani padişahın cuma günü cuma namazına gitmesi ve bunun halk tarafından izlenmesi. Bu çok önemli ve bu cuma namazına gitme olayını bir seremoniye dönüştürüyor. Özellikle sultanlar daha az sefere çıktıkları vakit, yani orduyla birlikte sefere gitmiyorlar artık. Bunu hani çok nadir gerçekleştiriyor. Üçüncü Murat sonrasında yavaş yavaş görüyoruz. Birkaç kişi bir sultan yapıyor ama genel olarak artık gitmeme taraftarı. Kendi vezirlerini, komutanlarını gönderiyorlar. Bunu böyle bir şekilde cuma selamlığını seremoni haline getiriyorlar ve halk bunları izlemeye gidiyor ve zaten bu süreç içerisinde de o bahsettiğimiz arzu halleri sultana ulaştırmaya çalışıyorlar. O yüzden İstanbul halkı için bu eğlence olayı aynı zamanda seyir. Zaten biliyorsunuz Türkçe'de seyir aynı zamanda eğlenmenin bir gösterisi. Hani seyre gitmek. Yani izlemek aslında eğlenmek. Biz izleyerek eğleniyoruz. Çok düşündüm zaten kitap belki okurken. Evet, seyretmenin ne kadar önemli olduğunu, izlemenin, görmenin. Çok, evet. Değil mi? Belki o yüzden de mahalle bu kadar önemli. Neden komşular birbirini perdeleri arkasından seyrediyor? Aslında bu. Tabii. Yani eğleniyoruz birbirlerimizi izlerken. Tabii tabii, şahane. Bir de tabii padişah açısından da kendini gösteriyor, varlığını gösteriyor, gücünü tabii gösteriyor. Bakın tabii ne kadar tabii genişiz diyor. Özellikle yabancı devlet mensuplarına karşı da halkla birlikte yapılan büyük şenlikler, gösteriler, birer kendini gösterme, biz büyüğüz, halkım beni seviyor göstergesi değil mi? Tabii, tabii çok önemli o. Çünkü yani mesela Venedikli Büyükelçi her şeyi rapor ediyor Venedik'e. Yani o yüzden sultanın halk tarafından sevgi gösterilmesi Venedikli Büyükelçi'ye ve onun yazacağı işte Venedik'e haberdir. Bu sizin düşmanlarınız diyor ki, aa bak bu sultan halk tarafından seviliyor. Çünkü her şeyi not ediyorlar. O yüzden çok önemli, evet. Yani bir güç gösterisi. Değişik tür ve güzellikteki hayvanlar da bu geçit törenlerinde oluyor. O çok enteresan tabii, geldi tabii, bana. Tabii tabii, yani filler, zürafalar, o tür hayvanlar, farklı kuşlar. Yani tabii fil, zürafa birazcık daha böyle egzotik şeyler ama tabii unutmamak lazım. Mesela Osmanlı sultanlarının bazıları özellikle çok ilgilidir avcı kuşlara. Evet. İşte doğanlar, şahinler, hatta hediye olarak örneğin 2. Selim'e yanlış hatırlamıyorsam Safavilerin hediyeleri var. Ta İran'dan geliyor. Kış yoğunluğu dolayısıyla Erzurum'da kalmak zorunda kalıyor kuşlar. Yani hani böyle bir ortamda o hayvanları göstermek, zürafayı göstermek, fili göstermek vesaire çok önemli, gücü gösteriyor ve eğlendiriyor da ve yine geldik seyretmeye. Evet. Yani seyretmek eğlenmek anlamına geliyor. Yani illa dışarı çıkıp dans etmeniz gerekmiyor. Dansçıları görmeniz, hokkabazları görmeniz, ip üzerinde yürüyenleri görmeniz, cambazları görmeniz sizi eğlendiriyor. O yüzden havai fişek gösterileri çok önemli, şekerden kuleler yapıyorlar. Yani gücü göstermek, işte zenginliği göstermek, şekerimiz var, bakın metrelerce ipek kumaşı böyle dalgalandırıyoruz şehrin sokaklarında. Bunların hepsi hem büyük bir görsel şölen halinde, hem düşmanlara korku veriyor ama halkı da eğlendiriyor. Hı hı. Sporu bile seyretmeyi daha çok seviyor gibi anladım ben Osmanlı halkı. Hala öyleyiz. Değil mi? Yani futbolcular oynasın biz seyredelim, uzun üzerine konuşalım. Aynen. Kendimiz yapmak lazım gibi. Aynen, evet. Daha kolay, seyretmek kolay. Tabii seyretmek kolay ve konuşturan da bir şey değil mi? Seyredince konuşmak da daha kolay. Tabii, tabii ben şöyle yapardım, ben böyle yapardım. Tabii. Zaten hani o medah hikayelerinin abartılığında da var ya işte. Çünkü sözle yapıyorsunuz her şeyi. O kahramanlar işte 500 kişiyi bir anda öldürüyorsa
Çünkü bunlar sözsüz, sözsel şeyler ve eğleniyorsunuz. Sizin yapmanıza gerek yok. Bir de müstehcen hikayeler var. Mesela Karagöz ve Hacı Yıvat içerisinde yabancı seyyahlar şaşırıyorlar. Nasıl dinliyorlar bunları? Ne kadar müstehcen şeyler konuşuluyor diye. Evet, yani orada tabii şunu da unutmamak lazım. Kadın erkeğin ayrı olması aslında müstehcenliği belki birazcık daha azaltır tabii. Daha belki rahat bir ortam yaratıyor gibi geliyor bana. Dozunu arttırıyor. Aynen. Çünkü şimdi hamamlarda kadınların konuşmalarını düşünün ya da erkeklerin meyhanelerde konuşmaları. Bunların farklı farklı dünyaları var. Böyle olunca birbirlerini kontrol etmiyorlar, edemiyorlar. Bakın burada kadın var, ben ona göre hareket edeyim. Bakın burada erkek var, ben ona göre hareket edeyim değil. Zaten o Karagöz Hacivat hikayelerinde, o sergilenen şeylerde deniyor ki mesela kadınlar dahi o gösteriyi izliyor olsa onlar tabii ayrı yine bir perde arkasında, farklı bir bölmede oturuyor. Yani orada çünkü verdikleri reaksiyonu da kimse birbirinin reaksiyonunu görmüyor. Tabii o da önemli. Tabii yani bu hani kadın ve erkeğin ayrı ayrı olması, ayrı ayrı yaşamlarını idame ettirmeleri bence daha farklı bir dil. Yani erkek hakkında kadının, kadın hakkında erkeğin daha geniş ve daha belki özgür demeyeyim de sınırsız fikir ve hayal üretmesine sebep oluyor. Ah, çok güzel bir şey. Peki yeme içme dünyası nasıl? Neler yiyorlar, neler içiyorlar? Suyun çok önemli olduğunu biliyorum. Siz de bunu özellikle kaydetmişsiniz. Suyun kalitesi. Evet. Hala öyle aslında. Tabii. Biz Türkler suya çok önem veriyoruz hala. Yani suyun tadını konuşuyoruz, şebeke suyunu konuşuyoruz. Çay şu suyla bu buyla olur diyoruz. Mesela ben İngiltere'ye gittiğimde hani su hakkında ben konuşmak istesem de kimse konuşmak istemiyor. Orada havayı tercih ediyorlar konuşmak için. Mesela şey var. Biz sudan konuşmayı daha çok seviyoruz. Tabii su çok önemli. Bunu Batılıların özellikle göster. İşte diyorlar ki Türkler şarap falan istemedi. Yani Türkler, Müslümanlar şarap içmediği için. Hani su çok önemli onlar için. İşte suyun kalitesi önemli. Hani belki o birazcık ne Batılı gözüyle, Batılı gözlemci gözüyle bir abartı olabilir ama bence evet önemli. Çünkü su satıcıları var. Özellikle işte belli bölgelerin suları satılıyor. Ya da işte mesela 19. yüzyılda bunu görüyoruz. Örneğin Hamidiye suları. O çeşmeler açıldığı vakit müthiş propaganda yapıyor Abdülhamit mesela. İşte büyük kaliteli suları sağladık. Bir sürü yazılar yazılıyor. Hatta o çeşmelerin resimleri vesaireler basılıyor. Çünkü kaliteli suyun halka sağlanması ya da işte aynı şekilde 40 çeşme sularının Süleyman döneminde getirilmesi İstanbul'a. Bunların hepsi büyük nimet. Yani müthiş sultanı yaptığı hizmet olarak görülüyor. Çünkü halkın kaliteli iyi içme suyu sağlanması çok önemli bir görev ve müthiş bir iyilik olarak görülüyor, hayır olarak görülüyor. Zaten bizde çeşme yapma mesela büyük bir hayır olarak görülüyor. Tabii tabii. Terkos barajı yapılıp da bunun şehir şebekesine verildikten sonra mesela Terkos'a o kadar çok eleştiri var ki. Hatta Ahmet Rasim bir yazı yazıyor. Diyor ki Terkos suyunu birkaç gün sürahide bekletirseniz içerisinden kurbağalar çıkacak. Beğenmiyorum. Yani benim burada söylemek istediğim hani gerçekten çok ciddi bir suya önem var ve bu hayatın en önemli parçalarından bir tanesi. Yeme içmeye gelince tabii paranız varsa, zenginseniz yeme içme konusunda İstanbul size her şeyi sağlıyor. İstanbul'un denizinden balık çıkıyor. Bostanlarından en güzel sebzeler üretiliyor. Yani bugün apartman olan yerler o zaman şehir bostanları. Hı hı. Marul bostanları var. Aynen, patlıcan. Tabii domatesler, patlıcanlar, salatalıklar mesela. Yani bütün bunlar İstanbul'un farklı yerlerinden çıkıyor. Özellikle belirli mevsimlerde işte kiraz mevsimi, işte erik mevsimi, karpuzlar yetiştiriliyor. Hatta yetişmeyen şeyler de çevre illerden gelebiliyor. Mesela Bursa'dan kestane gelebiliyor İstanbul'a. Yani öyle olunca İstanbul imparatorlukta en fazla yiyecek çeşitliliğine sahip bir yer. Ama tabii paranız yoksa bunlar olsa da ulaşamıyorsunuz. Orada da işte ekmek var bir kısım halk. Zaten evinde yemek pişirmiyor. Onlar aşçı dükkanlarından pişmiş yemek alıyor. Yani İstanbul hem çok zengin ama bir yandan da fakirin de olduğu bir yer olduğu için daha az yiyecek sahibi olabilir. Ama tabii İstanbul'un şöyle bir iyiliği var. Onu da altını çizeyim. Vakıflar tarafından desteklenen aşevleri ve buralarda tabii fakir halka dağıtılan yemek var. Bir de aşure dönemleri mesela çok acayip şenlikli değil mi? O da şenliklerden tabii. Biri aşure dağıtılması.
Evet, onlar özellikle 19. yüzyılın sonunda daha da böyle görsel hale geliyor. Belirli dinsel grupların özellikle uyguladığı şeyler. Ama bunlar şey unutmamak lazım. Hani bunlar sürekli insanları besleyici şeyler değil. Mesela özellikle sarayın düzenlediği şenliklerde bedava yemek dağıtımı vardır. Yani yağma yaparlar, pilavlar vesaire. İnsanlar gider üzerine atlar, o şekilde yer. Hani onunla ilgili mesela belirli minyatürleri de görebilirsiniz. Evet, öyleymiş yani. Zaten bu aşure kazanı içine düşüp ölen insan hikayesi ama insanlar aşure almaya devam ediyorlar ve yemeye devam ediyorlar. Kazan boşalınca içine düşen kişi yani çıkıyor ama tabii canlı çıkmıyor falan. Böyle hikayeler okuyorum mesela, bazı başka şeyler okurken çok acayip geliyor. Bilemedim ben. Bir de kitapta var, elle yeniyor, kaşıkla yeniyor. Onun için kaşık çok önemli. Mercan ya da sedeften sapları yapılan kaşıklar, şimşir, bağ, kuka, abanoz, gergedan boynuzu, manda boynuzu. Hani böyle Topkapı Sarayı Müzesi'ne gidince görürüz ama bu galiba halk içinde hani parası olanlara da ait bir şey. Daha sonra 1860'larda çatal kullanılmaya başlanıyor. Evet. Elia Çelebi 17. yüzyılda yazarken o mesela Avusturya ile ilgili işte bir anekdotunda yemekleri zaten buranın kötü bir de der demir uçlu bir şeyle yiyorlar. Tadını bozuyor yemeğin diye. Yani 1860'lardan sonra çatal hayatımıza girince tabii bu da yine yüksek sınıflardan başlıyor. Yani unutmamak lazım. Yani hala tahta kaşıklar kullanılmaya devam ediyor. Değerli malzemelerden yapılanlar daha yüksek sınıfların kullandığı ama düşük sınıflara gittikçe tahta kaşık, özellikle şimşir tahta kaşıklar hala kullanılan şeyler. Evet, metal çatallar, işte metal kaşıklar hayatımıza sonra giriyor. Sofra takımları sonra giriyor. Tabii. Örneğin karyola sonra giriyor. Koltuklar, büyük işte ayaklı masalar sonra giriyor. Çünkü Osmanlı standart evinde ne var? İşte yer yatağı var. Belki ailenin bir demirden özellikle bir sandığı olabilir. Çünkü değerli malzemelerini oraya koyup yangın çıktığı vakit en azından bunları koruyabilecekleri bir şey. Yani Osmanlı evlerinin içi çok daha az mobilyayla kaplı. Sarayda bile mesela Topkapı ile bir Dolmabahçe'yi karşılaştırdığımızda farkı görebiliyoruz. Evet, evet. Çok enteresan. Geçenlerde konuda araştırmalarının yapılışıyla ilgili bir şey izliyordum Fulya TV'de. Bugün bile Anadolu'nun pek çok yerinde aslında masa ve masanın yokluğu ne kadar normal olabilir? Çünkü evler, salonlar küçük, çok geniş aileler yaşıyorlar. Hı hı. Aynı odayı hem salon, hem yatak odası, hem çalışma alanı, hem yemek alanı olarak kullanan aileler için masa olmaması daha pratik bir şey. Çünkü tabii, yer sofrası yapıyorsun. Orada hemen yiyip o sofrayı kaldırıyorsun. Hiç bunu düşünmemişim ben tabii. Her yerde çalışma masası, tabii, alışmışız bir odada. Yok bir odada. Yani ne kadar aslında başka şeyleri düşünmüyoruz. Bırakın başka dönemleri, değil mi? Herkesin yaşayışına göre bir ülkede kaç çeşit yaşam var aslında. Böyle düşününce. Tabii yani evet, büyük aileleri düşünmek lazım. Yani tabii. Halk zenginse eğer onu göstermeyi seviyor mu? Hangi şartlarda seviyor? Suç oranına göre bu değişiyor mu? Osmanlı'da gösteriş daha çok kıyafetler üzerinden, yani bizim en azından araştırma sırasında karşımıza çıkan, yani sınıfımız yükseldikçe, konaklarda vesairede yaşadıkça gösterme olayı yine evlerinizin büyüklüğünden vesaireden olabiliyor. Ama bir yerlerde bir zenginlik göstermeniz gerekiyorsa giyim kuşamla gösteriyorsunuz. Ve tabii giyim kuşamı da modern anlamda anlamamak lazım. Çünkü batıda olduğu gibi o dönemin, yani erken modern dönemi düşünürsek eğer 15. 16. 17. yüzyılda insanların giyim kuşamlarındaki zenginliği işte üzerlerinde ipekli kumaşlar, kaliteli giyim vesaire üzerinden göstererek oluyor. Fakat bunu da aslında Osmanlı kıyafet yasaları sınırlandırıyor. Yani siz içinde bulunduğunuz sınıfa göre giyinmek durumundasınız. Yani işte mesela burada farklı dinsel gruplar evet önemli hale geliyor. İşte belirli gruplara mesela yeşil, gayrimüslimlere yeşil giyilmesi yasaklanıyor. İşte belirli gruplar farklı renklerle giyimlerini gösteriyorlar. Ya da işte halkın paranız da olsa sırmalı, altın işlemeli ya da gümüş işlemeli kıyafetler giyinmesi yasaklanıyor. Fakat ilginç olan tarafı bu yasaklar o kadar çok ki ister istemez kafamızda şu soruyu da beraberinde getiriyor. Bir şeyi çok kez yasaklıyorsanız demek ki sürekli ihlal ediliyor.
Yani işte şunları giymeyin dediğiniz vakit demek ki onlar giyiliyor. Bu da şunu gösteriyor, halk giyim kuşam üzerinden bir servet gösteriyor. Devlet de bu göstermeyi azaltmaya çalışıyor. Servet göstermenin, yani ziynet eşyası ve kıyafet ötesine geçmesi, işte bunu daha çok mobilyayla, evle vesaireyle göstermesi yine daha modern. Yani 19. yüzyılın daha ve 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra görüyoruz. İşte zaten konakların daha süslü hale gelmesi, işte mobilyaların olması, bütün bunlarla beraber bunu daha net görebiliyoruz. Hı hı. Şimdi biz Ebru Hanım'la önden konuşurken o Ankara'da, hatta ben ona ilk sorduğumda bu röportajı Cambridge'deydi, İngiltere'deydi, konuşamadık. Enteresan bir şey söylemişti araştırma kaynaklarını sorduğumda. Bir şeyin varlığı kadar yokluğu önemli, bir taraftan da yasaklar önemli. Biz yasaklardan da çok şey öğreniyoruz, satır aralarından özellikle demiştiniz. Bu yasaklar da bize çok şey söylüyor. Tabii ki, çünkü yasak varsa demek ki bu yasaklanması gereken bir şey var. demek ki halk bir şekilde bu yasakları dinlemiyor ki yeni yasaklar çıkartıyorsunuz. Mesela emirler vardır, geceleri kadınlar çıkmasın donanma sırasında. Demek ki daha önce çıkıyor, siz onu yasaklıyorsunuz. İşte şenliklere katılmasın diyorsunuz, demek ki katılıyorlar. İşte mesela önemli yasaklardan bir tanesi 16. yüzyılda karşımıza çıkan işte peremelere, yani bu İstanbul'un iki tarafında gidip gelen kayıklara belirli yaş grubundaki genç kadınların binmemesi, demek ki biniyorlar. Yani bu da şunu gösteriyor, yasaklardan da aslında satır aralarını öğrenebiliyoruz. Fetvalarda da aynı şekilde. Zaten toplumsal tarih yapıyorsanız birazcık dedektif gibi olmanız ve satır aralarını okumanız gerekiyor. Burada da çok güzel bir dedektiflik var zaten. Peki kaynaklar neler Ebru Hanım? Cambridge'deki merkezden çokça yararlandığınızı anlıyorum. Çünkü çok büyük bir kütüphane, ki özel kitaplar, nadir kitaplar var, araştırmalar var. Yabancı seyyahlar var belki. Özellikle hangi ülkenin seyyahlarından yararlandınız gibi gibi soruyorum. Şimdi şöyle, Kate Fleet önemli bir Osmanlı-İtalya ilişkileri uzmanı. Kendisinin Latince, İtalyanca bilgisi çok iyi, Osmanlıcanın yanı sıra. Onlardan yararlandık. Sonra İngilizce, Fransızca kaynaklardan. Artı Almancanın, özellikle Türkçe'ye çevrilmiş Alman seyyahlarının kaynaklarından yararlandık. Ve tabii çok sayıda kronik, yani Naima, Selaniki gibi bilindik kronikleri satır aralarını okuyarak geçtik. Yani orada zaten mesela ben baştan sona 2-3 cilti sırf İstanbul üzerine okuyarak öğrendim. Yani zaten İstanbul kitabını yazmak benim için Osmanlı tarihini yeniden öğrenmekti. Çok müthiş bir eğitim oldu. Ve romanlar var. 19. yüzyılın sonuna geldiğimiz vakit romanlar, anılar, gazete yazıları, bunları kullandık. Fakat kitabı yazarken tabii çok yoğun şekilde arşiv kullanamadık. Çünkü kitabın yazılışı, kitabın yazılış şekli arşiv merkezi değil, arşiv belgeleri daha sonra. Ben daha çok yayınlarımda kullanmaya başladım. Ve son yıllarda tabii İstanbul araştırması yapanların çok rahatlıkla kullandığı, bence çok yararlı bir çalışma olan Kadis sicilleri. Bunlar hem online erişimi olan, işte transkripsiyonu olan çok değerli kaynaklar. Bunlar ve diğer işte gazetelerin artık daha erişilebilir olması, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı'nın birçok kaynağı dijital hale getirmesi. Bütün bunlar da tabii İstanbul araştırmalarında bence yeni çığırlar açacak şeyler. Bunların hepsi 2010'dan sonra olan şeyler. Ama çok yoğun şekilde bunları kullanmaya devam ediyoruz tabii. Tabii arşiv kaynaklarını da burada daha az kullanabildik. Fakat İstanbul çalışacakların mühimmelerden tutun da ecnebi defterleri olmak üzere arşivde birçok kaynaktan yararlanabilecekleri aşikar. Peki romanlar derken kimlerin romanları? Mesela siz Recaizade Mahmut Ekrem'den bahsetmiştiniz. Başka kimler, evet, kimler olabilir? Yani Hüseyin Rahmi Gürpınar bence çok önemli. Onun yazdığı o mahalle, özellikle o mahallenin dinamiklerini çok iyi veriyor. Ben Ahmet Rasim'i de çok severim. Çünkü Ahmet Rasim'in yazdıklarında, özellikle bunun gazetelerde yazdıkları yazılar çok önemli. Sermet Muhtar Alus, Burhan Ferek, çok yoğun olarak İstanbul üzerine yazanlar. Bir de şunu unutmamak lazım. Özellikle sanıyorum 20'li 30'lu 40'lı yıllarda eski İstanbul'u hatırlamak, onlarla ilgili nostaljik yazılar yazmak, gazetelerde tefrika edilmesi bir gelenek
örnek haline gelmiş. Herkes unutmadan yazalım demiş. Hmm. Mesela o yüzden o dönemde yazılan anılar daha sonra derlenmiş. Mesela Balıkhane Nazırı Ali Rıza Bey, eski zamanlarda İstanbul hayatı. Onun tefrika olarak gazetede yayınlanıyor, sonra kitap haline geliyor. O tarz şeyler, Abdülaziz Bey, onun günlük yaşama dair yazdıkları. Yani bütün bunlar çok kıymetli yazılar. Ve bunları çok yoğun şekilde okuduk ve kullandık. Halit Ziya Uşaklıgil'i de ben bu kategoriye koyuyorum, onun yazdıkları. Özellikle konak hayatı çok ilginç. İstanbul aslında çok zengin o açıdan. Yani 19. yüzyıl sonu, 20. yüzyıl başı İstanbul'a çalışmak isteyenler çok şanslı kaynak konusunda. Evliya Çelebi belki, tabii ki. Evliya Çelebi zaten gani. Yani 19. yüzyılın sonunda doğru Evliya Çelebi aslında gerçek anlamda keşfediliyor. Ve o dönemde böyle bir mutlulukla Ahmet Mithat Efendi'nin yazdıkları var Evliya Çelebi'nin neden önemli olduğuna dair. Sanıyorum hala biz tarihçiler için müthiş bir zengin kaynak. Her ne kadar abartıyor vesaire desek de sayılarına değil de yazdıklarına bakmak gerekiyor. Bir de siz dilinin tatlılığından bahsediyordunuz. Yani o çok hoşuma gitti. Yani konuşurken değil mi? Böyle bambaşka bir dili var. O da insanın hoşuna gidiyor. Evet, yani sizinle sohbet eder gibi konuşuyor. Size anlatıyor. Mesela onun bu celalilerle Osmanlı askerlerinin Üsküdar'daki karşılaşmasını anlattığı ve halkın seyretmek için oraya nasıl akın ettiğini anlattığı bölüm bence inanılmaz güzel. Ve artı konuştuk ya, eğlence ve seyretmek. Hı-hı. Yani seyretmenin sınırı yok. Savaşan askerleri seyretmek bile eğlence haline dönüşebiliyor. Çok güzel. Ama Evliya Çelebi bunu çok güzel anlatıyor. Hı-hı. Siz daha önce Niyazi Berkes ve Burhan Felek'ten bahsetmişsiniz. Ben onları not etmişim. Peki Reşat Ekrem Koç'u sizin için ne kadar önemli? Ben İstanbul Ansiklopedisi'ni çok kıymetli buluyorum. Yani diğer yazdıkları da önemli ama İstanbul Ansiklopedisi'nin içerisindeki folklorik anlatımlar var 19. yüzyılın sonuna dair. Oradaki bilgileri ben çok kıymetli buluyorum. Hani biraz Reşat Ekrem Koç'a şey diye yaklaşıyorum. Hem akademik çekinceyle de yaklaşıyorum çünkü kaynak göstermiyor. Fakat belirli noktalarda da bunun birinci kaynak olduğunu, kendi derlemesi olduğunu, kendisini birinci kişilerle görüştüğünü algılayabildiğiniz anda çok kıymetli katkısı var. Özellikle şiirler ve folklorik öğeler, özellikle İstanbul hayatının o daha marjinal kalan kısmını aydınlatmak açısından önemli. Tabii bir de o şöyle der ya, şundan duydum, bana bu parçayı şu yazdı. Aslında o tarafları da benim hoşuma gider. Yani gönderme yapıyor gibi gelir. Reşat Ekrem Koç'u da o alıntılar, bana şu yazdı, ben şundan duydum demesi benim genellikle hoşuma gider. Ama tabii akademik bir kaynak olarak belki ele alınamaz. Ama bir taraftan da gündelik hayatı, sokakları, insanları ve kıyafetlerini bu kadar lezzetli anlatması benim de çok hoşuma gider açıkçası. Evet, yani orada özellikle 19. yüzyıl sonu, 20. yıl başı, yani o döneme daha güvenli yaklaşabiliyor insan. Hani öncesinde kaynak belirtilmediği için ister istemez bir yerden daha teyit ettirme ihtiyacı duyuyorsunuz. Ama gene de çok güzel bir ipucu muhtemelen. Bence çok çok müthiş bir eser, evet. Koleksiyon. Evet. Peki size şunu da sormak istiyorum, merak ediyorum. Aslında sizi politik bir yere çekmek için değil, bunu anlayacaksınız. Şu, şimdi bugün pek çok Osmanlı söylemi var. Osmanlı öyleydi, böyleydi. Sanki hepimiz bir körün fili tarif etmesi gibi tuttuğumuz yerinden tarif ediyoruz Osmanlı'yı ya da işimize gelen yerinden. Siz bunları izlerken neler hissediyorsunuz? Çok daha derin çalışmış, görmüş bir insan olarak. Sinir oluyor musunuz ya da takdir ettiğiniz insanlar oluyor mu? Ne hissediyorsunuz? Ne hissettiriyor bütün bu kadar söylem size? Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Siyasi bir varlık olarak insan ayrı, akademik bir varlık olarak ayrı. Akademik kimliğinizi siyaseten ayırmanız gerekiyor. Öyle olunca ben Osmanlı'nın yüceltilmesi ya da işte Osmanlı'nın bugünün ihtiyaçlarına göre şekillendirilmesi yerine mümkün olduğunca objektif olarak değerlendirilmesini düşünüyorum. Yani siz eğer tarihi siyasallaştırırsanız ve bugünün tüketimi için kullanmaya kalkarsanız tarih değil ki o. Yani artık bugün mesela konuşulan Osmanlı tarihinin ne kadar tarih olduğunu da ben şüpheyle yaklaşıyorum. Yani burada anlatmak istediğim nokta belki çok net değil, ifade etmeye çalışıyorum ama Osmanlı tarihini bugünün ihtiyaçları için kurguladığınız vakit o artık Osmanlı tarihi değil ve benim akademisyen olarak bu konuda bir görüşüm ya da yapabileceğim bir şey olamaz. Ancak siyaseten yorum yapabilirim.
Ama o da istediğim bir şey değil. Şahane. Ben çok iyi anladım. Ya peki siz aynı zamanda şimdi ODTÜ'de Uluslararası İlişkiler Bölümünde hem bölüm başkanısınız hem öğretim görevlisisiniz. Neler görüyorsunuz gençlerde, tarihi ilgilerinde, bakış açılarında, sosyal medyanın tarihe etkisinde, araştırma, merak konularında? Hissiniz ne oluyor genel anlamda? Şöyle küçük bir anekdotla başlayayım. Doktoramı yapıp Türkiye'ye döndüğüm vakit 2004 yılında Osmanlı tarihiyle ilgili ders vermemi istemişti bölüm başkanım o dönem. Dünya tarihi öğretiyordum ama ekstra olarak. Ben de şöyle dedim, bir Osmanlı tarihi dersi hazırlayacaksam uluslararası ilişkiler öğrencilerine bir bakayım lisede ne öğrenmişler diye. Lise tarih kitabı almıştım. Tarih kitabını aldım ve ilk gördüm. Ya ben ne yapabilirim ki bu? Burada bir şey yok. Çünkü bizim lisede gördüğümüzden daha az ve daha kapsül bilgilerle öğrencilere bir şeyler verilmeye çalışılıyor. Ve daha sonraki tecrübelerim gösterdi ki ben Osmanlı tarihi öğretirken ya da genel olarak dünya tarihi öğretirken öğrencilerin aslında tarih biliyormuş gibi gelip bilmediklerini, birçoğunun da aslında yüzeysel baktığını gördüm. Evet, kronolojik bir tarih ezberletmeciliği vardır ya bizde. Biz de öyle. Şu savaş, evet, şu yıl oldu. Evet, o var. Bir de neden sonuç ilişkisi. Yani işte 3 paragraf savaş anlatılmış, 2 satırda bu niye olmuş, şu ezberletilmiş. Halbuki tarih yaşam. Mesela uluslararası ilişkiler öğrencilerinin bir kısmı niye biz tarih öğrenelim diyor ve diyorsunuz ki yani tarih öğrenmeden uluslararası ilişkileri nasıl anlayabilirsiniz? Yani bugün Türkiye ile işte çevre ülkelerinin ilişkilerini anlayabilmeniz için sizin ciddi anlamda bir Osmanlı tarihi bilmeniz gerekiyor ve bilmek değil sadece, bunu hissetmek, anlamak, o geçmişi görebilmek, o kültürü hissetmek ve sadece işte şu tarihte bu oldu, burada bu oldu değil. Yani toplumu anlayabilmek, kültürü anlayabilmek, bunlar çok önemli şeyler. Tabii. Ben maalesef giderek bunun olmadığını görüyorum. Bunu hem Türkiye'deki maalesef eksik eğitim sistemine bağlıyorum. Ayrıca tabii bir de sosyal medya etkisi var. Çünkü sosyal medya bir yandan hepimizi daha hızlı bir şekilde bilgiye eriştiriyor. Ama öteki taraftan da belki düşünmemizi yavaşlatıyor. Çünkü biz insan olarak aslında daha yavaşız Nilay Hanım. Düşünsenize, yani biz şimdi diyoruz ki işte şu kaynağa ulaşıyoruz, bu kaynağa ulaşıyoruz. Bugün internet sayesinde mesela ben işte İngiltere'deki arşivden belgeleri rahatlıkla indirebiliyorum. İşte İstanbul'a gitmeden İstanbul'daki arşivden belgelere erişebiliyorum. Ama kaynağa erişimim hızlansa da insan olarak 100 yıl önceki insandan daha hızlı değilim. Doğru. Yani daha hızlı okumuyorum, daha hızlı düşünemiyorum, daha hızlı üretemiyorum. Çünkü insan olarak benim kapasitem bir akıllı telefon kapasitesi kadar her sene gelişmiyor. Öyle olunca da benim burada daha çok emek sarf etmeyi bilmem lazım. Biz diyoruz ki her şey hızlandıysa insan olarak bizim de hızlanmamız gerekiyor. Ama akademik olarak da, düşünsel olarak da hızlanamayız. Önemli olan hızlanmak değil. Önemli olan sabırla, emekle en iyi ulaşabilmek. Bence biz teknolojiyi şey diye algıladığımızı düşünüyorum ben. Bizi hızlandırdığını düşünüyoruz insan olarak. Bence değil. Bir takım hızlı kısa yollar ediniyoruz aslında. Tecrübe oldukça, mesela sizle öğrencileriniz arasında muhakkak ki çok fark var. Bu kavrama hızınızı, anlama hızınızı değiştiriyor belki. Ama dediğiniz gibi bu araçlar bize kısa yollar sağlasa da bedenen aynıyız. Ya yavaşlamaya ihtiyacımız var zaten ve sindirmek için kavramaya ihtiyacımız var. Onun için de zamana ihtiyacımız var. Yoksa bizi bu ani refleksler de bu hale getirdi diye düşünüyorum. Bu kötü hali. Çünkü çok refleksle cevap veriyoruz. Refleksle konuşuyoruz. Duygularımızla bir şeyler söylüyoruz ki oysa araştırmaya, geliştirmeye de ihtiyacımız var yani bünyemizi. Tabii de sabretmemiz gerekiyor. Evet. Mesela biz İngilizce eğitim veren bir bölümüz. Öyle olunca tabii ki öğrencilerimizin ilk başladıkları zamanda çoğunun İngilizcesi yetersiz oluyor. Fakat sabrederek bizim onlara verdiğimiz metinleri sabırla okumaları gerekiyor. İşte yeni kelimeler öğrenmeleri gerekiyor. Dersleri takip etmeleri gerekiyor. Yani bilmedikleri yerde sormaları gerekiyor. Fakat öğrencilerimizin bir kısmında ve maalesef bazen çoğunluğunda ilk başta işte bir sayfa, örneğin bir İngilizce metini okurken 3-5 saat ayırdıktan sonra gerisini okumama gibi bir şey var. Çünkü hayal kırıklığına uğruyor. Diyor ki niye ben hızlı okuyamıyorum? Çünkü sosyal medyada mesela elinize telefonu aldığınızda hızlı bir şekilde okuyabiliyorsunuz. Çünkü
çok hızlı geçiyor her şey gözümüzün önünde. Ama böyle değil hayat. Yani o metni okumak için size bir hafta veriyorsak, o 50 sayfayı bir haftada okumak için gece gündüz sarf etmeniz, emek harcamanız gerekiyor. Ki ikinci hafta 50 sayfalık metine daha az zaman ayırasınız. Çok bu da güzel. İşte sabır ve emek gerektiriyor. Yani araştırmak, soru sormak, merak çok önemli. Ama bu bir başlangıç. Bunun devamını ancak emekle, çalışmayla ve sabırla getirebiliriz. Ve dil gibi mesela İngilizceyi konuşmak önemli ama bununla neyi konuştuğunuz daha da önemli. Sosyal medyayı kullanmak önemli ama ne için kullanıyorsunuz? Ya da dijital olarak kaynaklara erişmek önemli ama o kaynakları indirip sadece bilgisayarınıza depoluyor musunuz? Gerçekten oturup saatlerce onları analiz ediyor musunuz? Yani işte bence esas mesele merak, araştırma, sorgulama, ardından da sabır ve emek. Çok güzel. Bağlantıyı kurmak önemli. Yoksa dediğiniz gibi onları belge olarak indirmek değil de onlar arasındaki bağlantıyı kurabilmek için zaman, emek gerekiyor ve anlamak gerekiyor. Gerçekten sindirmiş olmak gerekiyor diye düşündüm. Ve tabii ki yeri gelmişken nasıl olunuru sorayım ben size. Nasıl tarihçi olunur? Tabii ki herkes hani bu benim haddime değil ne kadar iyi olunur vesaire ama ben kendi açımdan beni iyi olmaya teşvik eden şey şu anki öğrendiğinizle yetinmemek, sürekli soru sormak, sürekli sorgulamak ve size söylenenleri kabul etmemek. Mesela ben şeye inanıyorum, bir tez vardır tarihsel olarak ve bunu herkes kabul etmiştir. Ama siz bunu kabul etmek zorunda değilsiniz eğer bunun aksine söyleyecek bir şeyiniz varsa. Bunu söyledikten sonra da bunu belgelendirmeniz gerekiyor. Yani işte ben her şeye karşıyım, bu böyle değildir dedikten sonra neden değildir'i altını doldurarak göstermeniz gerekiyor. O yüzden çalışmayı, emeği gerektiriyor. İyi bir tarihçinin bence her şeyden önce açık olması gerekiyor. Farklı düşüncelere, farklı fikirlere. İkincisi kendi yazdığı her şeyin karşısına başka fikirlerin gelebileceğini baştan kabul etmesi gerekiyor. Hı hı. Hani ben yazdım, bu %100 gerçeklik diye hiçbir zaman hiçbir şey olamaz. Üçüncüsü de bence iyi bir tarihçinin gerçekten arşiv çalışmasını çok sevmesi gerekiyor. yani sadece dijital arşiv değil, fiziksel olarak ki tarihçi olmanın en güzel tarafı bana göre arşiv çalışması. O belgelere ulaşmak, onları hissetmek, farklı konularda heyecanlanmak, bunun düşüncesi bile çok heyecan verici. Yani iyi öğretim görevlisi olmak da sanıyorum o heyecanınız yani araştırma heyecanınızı. Çünkü üniversitede hoca olmak bence araştırma heyecanınızı öğrencilere yansıtmayla alakalı. Tabii ki bütün öğrenciler sizi aynı şekilde karşılamayabilir, verdiğiniz ders vesaire. Ama aralarından bir ikisine o heyecanı verebiliyorsanız ve onların hayatına iyi dokunuşlarınız varsa bence size verilen görevi yapmış sayılıyorsunuz. Peki Türkiye'de birlikte nasıl daha iyi yaşarız? Valla bence Türkiye'de birlikte yaşayabilmemizin en önemli şeyi toplum olarak farklılıklarımızın değil de benzerliklerimizi ve benzer sorunlarımızı birlikte çözme yolunu araştırmamız. Mesela İstanbul kitabını yazarken dedim ya ben Kate Hoca ile birlikte bilinçli olarak biz işte Hristiyan toplum, işte Yahudiler vesaire gibi ayrım yapmadık. Çünkü dedik ki İstanbul'da yaşıyorsanız aynı gemidesiniz. Aynı gemideyseniz aynı sorunlar, aynı iyilikler, aynı hava içerisinde, atmosfer içerisinde yaşıyorsunuz. O zaman öyle bakalım. Ve nitekim biz ortaya koyduk ki korkuda, açlıkta, iyilikte, bayramda, şenlikte herkesin başına aynı şekilde geliyor. Bence Türkiye'de daha iyi yaşamanın şeyi birlikte yüzeysel ayrılıklarımızı değil de toplumun içerisinde bulunduğu benzerlikleri görerek ve onun üzerinden çözümler üreterek yaşayabiliriz. Bu yüzden de tarihe de bu şekilde bakarsak, eğer geçmişi yani tarihi bu gözle farklılıklar üzerinden değil, benzerlikler üzerinden araştırmaya başlarsak belki bugüne de biraz katkımız olur. Şahane. Ben yayının başında söylemedim ama dün hastanelik oldum ve hani bugün de öyle kötü oturdum ki aslında masanın başına. Çok uzun zamandır yazışıyoruz, konuşuyoruz, iptal etmek de istemedim. Ebru Hanım çok güzel idare etti. Çünkü çok da zor bir konu. Yani bahsettiğim gibi 400 küsur sayfa bir kitap. İçinde bir dolu bilgi var, bir dolu katman var. Herkese tavsiye ediyorum. Osmanlı İstanbul'un toplumsal tarihi Türkiye İş Bankası yayınlarından çıktı. Ebru
Boyar ve Kate Flint birlikte yazdılar. Serpil Çağlayan tarafından çevrildi. Ebru Hanım'ın başka araştırmalarına, çalışmalarına, yazılarına internetten de ulaşabilirsiniz. Önden konuşurken de meraklı olma üzerine çok konuştuk Ebru Hanım'la. Çalışkan olmasını da ben görüyorum, ben de ekleyeyim. Ama meraklı olmak nasıl anlatırız acaba diye de konuştuk. Yani öğrencilerin ilk önce meraklı olması gerekiyor. O da belki bir o sizin dediğiniz araştırmanın güzelliğine, arşivlere ulaşmanın güzelliğine, oradaki heyecanlı mutluluğu görmekle olacak belki de. Tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum Ebru Hanım. Ben teşekkür ederim. Beni konuk ettiğiniz için sağ olun.